efendim yavaş yavaş hafta sonuna geldik. Harika bir gün sizlerle olsun inşallah diyelim. Bugün günlerden cuma. Bugünkü kıymetli konum Doktor Murat Kınıkoğlu hocamız. Hocam, hocam tamam. hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Teşekkürler. Bugünkü konu başlıklarımıza şöyle bir bakalım istiyorum tamam. hocam öncelikle griple ki grip mevsimi gerçekten de belirtiler birbirine çok benziyor. Griple koronavirüsü ayırt etmenin basit yolunu hocamızdan dinleyeceğiz. Koronavirüs mutasyonu uğradı mı? Hangi yaştaki kişi nasıl etkiliyor bakacağız. Yaşlanmayı nasıl yavaşlatabiliriz? Kalp damar dostu olan elma Elma bugün en önemli konularından evet, bir tanesi herhalde. E, kanseri önlemeye yardımcı olup ömrümüzün uzamasına hangi katkılarda bulunuyor bildiğimiz her zaman emize giren bir elmadan bahsediyoruz. E, farklı faydalarını hocamızdan dinleyeceğiz. art damarında meydana gelen hangi rahatsızlık kalp krizine felce sebep olabiliyor? Aynı zamanda kara lahana, karnabahar ve brokoli bu olumsuzlukların ortadan kalkmasına nasıl yardımcı oluyor? Birlikte bakacağız. Ardından Profesör Doktor Yeşim Erbil hocamız bizlerle beraber olacak. Çok sorulan sorulardan bir tanesi guatır tiroid ve Hashimoto hastalığı arasındaki farkları konuşacağız. Bu tür rahatsızlıkları olanlar ne yiyip ne içmeli, nasıl beslenmeli, nelerden uzak durmalı yine konuşacağız. Biliyorsunuz aynı zamanda Profesör Doktor Yeşim Erbil hocamız ünlü şovmen Mehmetli Erbil'in de kardeşi. Kendisinin son sağlık durumu ile ilgili bilgileri alacağız. Şu anda nasıl bir tedavi görüyor? Neden en son kök hücre tedavisi gördü? E, kemik iliği ilgili bir problem mi var? E, biz de iyi haberler almak üzere kendisine stüdyomuzda Mehmet ve Deli ile ilgili soruları da soruyor olacağız. Bu arada mutfağımızda da sevgili Tuğba Bolat var. Ona da bir günaydın demek istiyorum. Nasılsın? Hoş geldin. İyiyim. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Çok çok teşekkür ederiz. İyi ki geldin. Neler yapıyoruz bugün? Bugün sebzeli mantar dolması yapıyoruz. Bir sebzeli mantar dolması. Evet. Ooo. Karışık sebzeli. Çok güzel faydalı bir şekilde salata tarifimiz var. Ve ee, bir de mercimekli patates püresi yapıyorum. Mercimekli patates püresi. Evet. Allah Allah. Allah. Çok güzel <laughs> lezzetler. Peki şimdiden çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık diyelim ve Hemen hocamla istiyorsanız günlük koronavirüs tablosuna bakarak başlayalım. Yapılan test sayısı 113.546, hasta sayımız 1.407, vefat sayımız maalesef 67, iyileşen hasta sayımız ise 1.402. Yine hasta sayısı sanki vaka sayısı, iyileşen hasta sayımızı bir miktarda olsa geçmiş durumda. Ama bunlar bizim için çok fazla bir şey ifade etmemeli diyordunuz hocam siz. Evet evet. Çok da fazla dalgalanmayın yani, yani bu tablo Yani vaka sayıları mı? tablo üzerinde çok durmayalım. Genel olarak bildiğimiz şey şu vaka sayısı, hasta sayısı, ölüm sayısı bütün dünyada artıyor. Evet. Yani bütün dünyada büyük bir hızla hem de artıyor o konuda hepimizin dikkatli olması lazım. Evet yeni haberlerimiz var oldukça dikkatinizi çekeceğimizi çekeceğini düşündüğüm aynı zamanda birçok ülkede de farklı haberler geliyor kısıtlamalarla alakalı. Ama hocam şu 2017 yılın dünyada en çok ölüme neden olan hastalıklarla bu yıl en çok ölüme neden hastalıkların, neden olan hastalıkların karşılaştırılmasını bir yapalım. Hakikaten Covid-19'un kaçıncı sıralarda olduğunu evet. görmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet. Evet, evet. Covid-19'da bir rahatlık var genel olarak toplumda, bütün dünyada böyle. Fakat hasta sayısı dediğim gibi çok büyük bir hızla artıyor. Bakın bu tabloda 2017 yılını görüyoruz. Tabii daha Covid ortada yok. En fazla öldüren hastalık kalp damar hastalığı, hastalığı gördüğünüz evet. gibi evet. ikinci sırada kanser geliyor. Solunum sistemi üçüncü sırada. Şimdi bir sonraki tabloya baktığımızda yani bu güne geldiğimizde ne oldu? Evet. Şimdi bugüne geldiğimizde tabii ilk yukarıda onları görüyoruz. Bakın COVID-19 14. sırada bugün günümüzde. Evet. evet halen günde 5-6 bin kişi yaklaşık Covid'den hayatını kaybediyor Derken, dünya çapında. Evet. Fakat bu önümüzdeki 3 ay çok sıkıntılı ve bilim insanları şunu görüyorlar ki vaka sayısı çok büyük bir hızla artacak. Ve bakın 1, 1 Ocak geldiğinde... Evet ne bekliyor bizi mesela 1 Ocak 2021'de? Vaka sayısı, ölüm sayısının ee, 3 milyon 600 bin olmasını tahmin ediyorlar. Yani bakın şimdi 1 milyon. Yani yaklaşık 2,5 milyon insan bu önümüzdeki 3 ay içerisinde hayatını kaybedecek. Bu çok yüksek bir rakam. Çok yani günde şimdi 5-6 bin kişi ölürken Ocak ayına geldiğimizde günde yaklaşık 30 bin kişinin Covid'den hayatını kaybetmesini bekliyoruz. İzleyicilerimiz bunu unutmasınlar. Beklemeyelim hocam belki aşı bulunur o saate kadar. Aşının o tarihe kadar e, etkili bir şekilde kullanılması Biraz erken, neredeyse imkansız. Ki. Aşıyı ancak önümüzdeki yılın ortalarına doğru bütün topluma yayılması bekleniyor. Tabi etkili olup olmayacağı da belli değil. Ama biz hesabımızı şuna göre yapalım. Covid-19 büyük bir hızla artıyor. Bizim ülkemizde de artacak e, yatak doluluk oranları artacak. Bilim bunu gösteriyor yani o yüzden. Yani biz 2021 e, yılıyla ilgili anladığım kadarıyla hani biz tam geçti geçer mi acaba mayıs ayına aşı bulunur mu maskeleri artık atar mıyız diye düşünürken hocamızdan farklı bir yorum geldi. Tabii ki çok e, saygı evet. duyuyoruz. 2011 yılı ocak ayında çok 2021. bütün dünyayı sıkıntılı 2021 ocakta sıkıntılı günler bekliyor. Yani karşımızda zor bir kış var. Bunu bilakis söylüyorum ki insanlar rehavete kapılmasınlar. Gerçek bu. Beklentiler bu. O yüzden hepimiz çok sıkı önlemler almak zorundayız. Kesinlikle. Yani. E, koronavirüsün aslında en çok işte ciğerleri, kalbi, damarları etkilediğini çok çok iyi biliyoruz artık hepimiz. İki tane arka arkaya çok önemli haberim var. Sizlerle e, onları paylaşmak istiyorum. E, kardiyoloji uzmanı Doktor Urfan Jafarov özellikle orta ve ağır seyreden koronavirüs enfeksiyonunda Kanda oluşan pıhtıların kalp damarlarını tıkaması sonucu kalp krizi ve buna bağlı göğüs ağrıları görülebilmektedir. Özellikle önceden bilinen kalp damar rahatsızlığı olanlar, şeker ve tansiyon hastaları bu açıdan risk altındadır dedi. Bu riski aslında biliyoruz ama COVID'e hep başka gözle bakıyoruz ama aslında ne kadar bağda, bağdaşıyor birbiriyle kalp ve damar evet. hastalıklarıyla değil mi hocam? Tabii ki Çağla amcım. Mesela şu anda sadece kalp krizi bulgularıyla acile gidip ben kalp krizi geçiriyorum diye... Kalp krizi doğru ama hmm. arkasından covid çıkıyor. Evet. Yani hasta dolayısıyla kalp hastalarının bilhassa dikkatli olması evet, lazım. Burada göğüs ağrılarına dikkat çekmekte fayda var mı? Çok fazla umursamadığımız. Yani belki de normal zamanında <laughs> bir stres sebebi, bir üzüntü sebebiyle yaşadığımız göğüs ağrılarının altta yatan sebebi de covid olabilir mi? E tabii ki olabilir. Yani demin tabii şunu da unutmayalım. Demin gösterdik bir kere en yüksek ölüm oranı kalp krizi ve kalp damar hastalıkları. Evet, evet. Tabii bunların oranı da ölüm oranı da yaklaşık %10 gibi kalp hastalarının arttığı söyleniyor. Evet. Çünkü insanlar kontrollerine gidemediler bu arada. Mesela Maalesef. dediğiniz gibi göğüs ağrısı olunca ya diyor şimdi bu şartlarda nasıl hastaneye gideyim? Covid var filan diye. Belki de ihmal geçer ediyorlar. diyor. İhmal edenlerle evet. ilgili yine bir haberimiz var. Koronavirüs kalp hastalarını etkiledi çünkü ee, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kardiyolojik Temel Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ahmet Yıldız, koronavirüs nedeniyle kalp damar hastası pek çok kişi virüsü yakalanma korkusuyla ciddi şikayetleri dahi olsa hastanelere başvurmaktan çekiniyor. Geçen yıl aynı döneme göre karşılaştırdığımız zaman 2019 Mart-Ağustos aylarındaki hasta verilerimize göre acil servise yaklaşık 6 bin hasta gelmiş. Ancak bu dönemde baktığımız zaman 3-4 bin rakamını görüyoruz dedi. Yani aslında ne kadar ihmal edilmemesi gereken önemli bir hastalık. Tabii yani o zaman seyircilerimize söyle söyleyelim. Evet bir uyarı yapalım hocam. burun arasında. Göbekle burun arasında. Görekli, evet. Böyle daha önce hissetmedikleri, yaşamadıkları göğüste herhangi bir baskı bu çenede de olabilir, boyunda da olabilir. E, göğüste başlayıp sırta ve kola da yayılabilir. Böyle bir şikayetleri olduğu takdirde ihmal etmeden mutlaka bir doktorun fikrini alsınlar. Bunun altında aynı söylediğiniz gibi covid 19'da olabilir. Olabilir. Peki e, hocam ledin önüne geçelim isterseniz. E, ben şu haberlerimde... E, yavaş yavaş toplamak istiyorum. Arkadaşlarım görüntüleri verecekler. Onun üzerine konuşacaklarımız var. Şöyle geçelim aort damarıyla. Değil mi hocam evet, ilgili? Evet. E, kireçlenmesi. Nasıl olur? Görsellerimiz üzerinden, görüntülerimiz üzerinden hocamız anlatacak. Dilerseniz evet. okuyabiliriz. Evet, aort damarı kalbimizden çıkan ana damar. Bütün vücudumuzun ana su yolu, şebekenin başı öyle diyelim. Bakın bu resimde kalbimiz görülüyor. Bu bir check-up'ta alınan akciğer filmi. Çoğu insan, çoğu insan check-up yaptırıyor. O check-up'larda da akciğer filmi genelde oluyor bir nedenle. Şimdi buradan izleyicilerimize bir ipucu verelim. Akciğer filminde genellikle akciğer alanlarına bakarız. Ama kalbi biraz ihmal ederiz. Kalbin büyüklüğünü ve aortaya. Şimdi evrinde eski akciğer filmi olanlar bu akciğer filmini çıkarsınlar bir baksınlar. ve buna bir baksınlar. Neye burada, bakmaları gerekiyor? Evet burada okla gösterdiğim yer bakın burası aorta. Tam bu okla gösterdiğimiz yerde işte bakın orada beyaz bir çizgi gibi Görüyoruz görülüyor hocam, değil mi Çağla geçiyorsunuz çok Orası net Orası işte aortadaki kireçlenmeyi gösteriyor. Yani izleyicilerimiz şöyle kalbe bakıp oradan yukarı çıkıp şu tam dönüş yerine bakıp burada bu beyaz çizgiler olup olmadığına bakabilirler. Eğer hmm. beyaz çizgi varsa aorta kireçlenmiş demektir. Hmm. Aorta kireçlenmiş demek bütün diğer damarlarda, evet. beyin damarı, bacak damarı, diğer damarlarda da Kireçlenme var demektir. Çok hmm. önemli. Ee, kireçlenme olursa ne olur konuşalım o zaman? Kireçlenme olduğu zaman tabii ne Neler olur? Tıkanmış verir? tıkanmış olabiliyor. En başta kalp krizine neden olabiliyor. Hmm. Mesela beyindeki damarlarımız da böyle tıkanıp kireçlenebiliyor. Onlar da tabii. felç yapabiliyor. Dolayısıyla zaten çalışmalar gösteriyor ki buradaki bu beyaz çizgi ne kadar fazla olursa yani aorta ne kadar kireçlenirse o kişiler daha çok kalp krizi ve daha çok felç geçiriyorlar. Ay, ay, ay. Demek ki bizim hedefimiz bunu bu kireçlenmemin olmamasını sağlamak. Şimdi bunu neden anlattık? Çünkü bir ay önce bu konuyla ilgili çok güzel bir ye, makale yayınlandı. Bilim insanları bu kireçlenme olanların, evet. çok kireçlenme olanların eskiye doğru, geçmişe doğru beslenme şekillerini araştırmışlar ve 4-5 sebzeyi düzenli olarak tüketmenin bu damar kireçlenmesini, aortadaki kireçlenmeyi azalttığını hatta kaybettiğini göstermişler. Yani şimdi bu 4-5 sebzeyi bir sayalım. Sayalım. Ve izleyicilerimiz bilsinler ki saymadan önce şunu da söyleyelim mi ama hocam? Bunun kendimizin hissedeceği bir belirtisi yok. Bu ancak röntgende mi görülüyor? Maalesef hiçbir şekilde tamam. ortadaki kireçlenmeyi hissedemiyoruz. O evet. ana kadar belki de bu şekilde beslenmediysek belki bu görüntüleri gördükten Tabii sonra ki. acaba neye dikkat edeyim? Daha fazla neyi tüketeyim diye düşünüyorsanız Evet. cevaplarını alalım. Evet. Evet, aynen öyle. Neyi tüketerek bu kireçlenmeyi azalt veya bizde kireçlenme olmamasını sağlayabiliriz. Bunun için en başta birinci söyleyeceğimiz brokoli. Bakın brokoli ve ikinci söyleyeceğimiz onu da söyleyeyim karalahana. Evet. Bizim ülkemizin sebzesi. Evet. Karalahana, brokoli, üçüncüsü karnabahar ve Brüksel lahanası ve normal lahana. Bu gillerin e, özelliği nedir hocam? Neden? Bunların içerisinde bir madde var yani e, şimdi tam olarak ismini söyleyemeyeceğim ama o madde bu kireçlenmeyi engelliyor. Hı hı. Sadece bu grupta çok fazla, fazla miktarda olabilir. bulunuyor ve bilimsel çalışma bize şunu da gösteriyor öyle kilolarca tüketmemize de gerek Ne kadar mesela? 46 gram bakın çalışmanın dörtte bir porsiyon öyle değil. Yani düzenli dörtte bir porsiyon bu sebzelerden herhangi birini tüketmek aorta kireçlenmesini çok büyük oranda azaltıyor. Azaltıyor çok çok önemli. İş evet. işten geçmiş diye bir şey yok yani. Geçmiş ne, yok. Ne, ne, yani neresinden dönersek kar diyebiliriz tabii, değil tabii, Tabii tabii aynen öyle karnabahar şimdi de dedik. mevsimi. Evet karnabahar dedik. Ee, brokoli dedik. Brokoli dedik. Ve Brüksel lahanası, Brüksel lahanası, normal lahana. Tüm lahana gilleri değil mi böyle bir... Tabii tüm lahana gilleri bolca buna katabiliriz ve bolca tüketmeliyiz yani. Evet. Peki... Bir haber daha alacağım buradayken Türkiye'nin bağışıklık yüzdesi hep bu konuyla ilgili konuşuyor toplumsal bağışıklık gerekiyor diye. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan Türkiye'nin koronavirüsün bağışıklık yüzdesini açıkladı. Profesör Doktor İlhan ülkemizin henüz yüzde iki koronavirüse karşı bağışık hale gelmiş durumda. Yüzde iki buçukluk bir hastalığı geçirme sıklığıyla toplumsal bağışıklığı sağlamak mümkün değil. Yılbaşından sonra %50'lere yaklaşan bir oran söz konusu olursa toplumsal bağışıklıktan bahsetmeye başlayabiliriz ancak diyor. Doğru değil mi hocam? Evet doğru ama inşallah yıl başında %50'ler olmaz çünkü bütün Türkiye'nin hasta olması demek o. Evet. Bu süre içerisinde çok evet. e, çok korkunç bir şey olur o. Bu bağışıklık tabii ki yavaş yavaş artacak. Tabii ki. Zaten bütün dünyada 1 iki ülke hariç Çağlan'cığım ipin ucu kaçtı gibi bir şey. Doğru. Ee, artık bu bağışıklık zaman içerisinde herhalde oluşacak ama e, hasar bırakarak oluşuyor. İzleyicilerimiz evet, maalesef, bu yüzden maalesef. nasıl olsa bağışık olacağız, herkes geçirecek bunu diye önlemleri gevşetmesinler. Ben bağışıklığıma güveniyorum. Covid geçirsem de hiçbir zararı olmaz demek yerine de mümkün olduğu kadar bu hastalığa yakalanmamaya Yakalanmam. bakacağız. Ki, evet. Bu yüzde iki buçukluk oranda aslında e bağışıklığa, toplum bağışıklığına güvenmememiz gerektiğini ve tedbirlere sımsıkı Tabii sarılmamız gerektiğini bir işareti diyebiliriz. Evet. Günün en önemli haberlerinden bir tanesi gelecek. Amerika Başkanı Donald Trump ve eşi koronavirüse yakalandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Hope Hicks'in hatırlayacaksınız. Koronavirüse yakalanmasının ardından uygulanan testlerden sonra 74 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump ve 50 yaşındaki eşi Melanie'nin de koronavirüse yakalandı ortaya çıktı. Evet. Ya çok... Şimdi, şimdi Trump'ı izleyeceğiz bakalım ne olacak. Ee, göreceğiz yani ama tabii ki çok hafif geçirme ihtimali de var. Tabii. Çünkü insanların olsun diyelim %20'si tabii e, hafif geçiriyor. Yani bu T-hücre bağışıklığı dediğimiz bir ayrı bir bağışıklık sistemi var. Geçirmeden de mesela bu koronavirüsün akrabalarıyla daha önce karşılaştıysak o zaman onu hafif geçirebiliyoruz. Umarız o grupta olur. Ama o grupta değilse biraz da bir sıkıntılı olabilir. Hı hı. Bunu önceden kestirmek de çok zor maalesef. Evet maske konusuyla ilgili hatırlayacağız zaten. Trump'ın <laughs> birkaç tane söylemi vardı. Burada maskenin aslında takmanın takmayan kişilere göre ne kadar daha avantajlı olduğunu, yakalanma riskinin ne kadar daha az olduğunu, bizi gerçekten kimi insan inanmasa bile ne kadar çok koruduğunu aslında gözler önüne evet, diyebiliriz. Evet. Öyle değil mi? Doğru. Bu maske konusu çok önemli. Demin söyledik ya Çağlamcığım, iki buçuk milyon insan bir ocağa kadar hayatını kaybedecek. Bakın çok yüksek bir rakam bu, bu dünyada. Evet, iki buçuk milyon insan. Eğer maske takarsak bu toplum genelde 770 bin evet. kişi hesaplamalara göre sağlar arasında kalacak, kalacak. hasta olmayacak. Maske sahiden çok önemli. Çok çok önemli. Peki hocam virüsün mutasyona uğradığını söyleyebilir miyiz ya da söyleyebilir misiniz? Çünkü herkeste evet. böyle iyi yönde bir mutasyona uğrama beklentisi, hayali var mutlaka. Yani artık aşı bulanana kadar veya toplum bağışıklığı kazanana kadar değil de bütün virüs artık böyle etkisini getirsin, alsın başını gitsin diye bir umudumuz Gibi. mutlaka ki umutlarımızın arasında. Evet sahiden ama öyle bir mutasyon maalesef olmadı. Yani yine ölüm oranları aynı şekilde virüsün Devam. öldürme gücü. Fakat genelde dünyada ölüm oranı düşüyor. Bunun sebebi virüsün mutasyonu uğraması değil. Hı hı. Bizim covid hastalarına yaklaşımımız değişti. Evet Artık doğru. Artık bütün ülkelerde doktorlar nasıl yaklaşacaklarını biliyorlar tedavileri biliyorlar. Delta kortil var mesela ağır hastalarda ölüm oranını çok düşürüyor. Hı hı. Dolayısıyla hastanelerin yaklaşımı değiştiği için ölüm oranı düştü. Evet. Ama virüste olumlu bir mutasyon yok. Aksine daha kolay bulaşır hale geldi. Bununla ilgili çalışmalar var. Evet. E, 65 yaş üstü için ilk dönemlerde biliyorsunuz koruma altına aldık. Onlar için çok tehlikeli daha ölümcül olabiliyor dedik. Kronik rahatsızlıkları olanlar için dedik. Ama sonrasında e, yaş ortalamasının dağılımını da görmüştük. Dilerseniz evet. 18 yaş üstü ilk şikayetler nelerle başlıyor korona virüsü? Şöyle bir bakalım. Evet. Buradan e, bu tablo çok önemli. İzleyicilerimize şöyle diyelim bu 2,5 milyonluk hasta grubuna girmemek için Hı -hı. elimizde bir çok önemli bir silah var. Çağlancı bu hocam. hastalık bize geldiğinde virüsü aldığımızda eğer bunu tanırsak bakın şöyle oluyor değil mi? Bir sürü insan virüsü alıyorlar. Fakat acaba hasta mıyım, değil miyim? Doktora gitsem mi, gitmesen mi? Kendimi karantinaya alsam mı, almasam mı diye bir tereddüt yaşıyorlar. Ve benim gördüğüm kadarıyla çoğu insan virüs aldığını kabul etmek için ateşin olmasını bekliyor. bekliyor. Halbuki Değil. ateş yok. Ya ateş hiç belirti vermeyen bir insanda bile covid testinin pozitif çıktığını eğer düşünürsek kimse bir bulgu beklemesin bence hocam. Tabii tabii ki. Tabii ki dolayısıyla çok dikkatli olmamız lazım. Yani en çok bulunan bulgular değişti. Değiştim. En başta ateş diyorduk. Ateşti, kuru öksürük mesela. çok bulguluyorduk tabii. Şimdi en çok görülen bulgu baş ağrısı ve yorgunluk. Bulgunun değişmesini neye bağlıyoruz hocam? Ben onu merak ediyorum mesela. Kişi, Vallahi, kişiden kişiye göre değişiyor da diyebilir miyiz? Kişiden kişiye de değişir tabii mutlaka. Burada bilemediğimiz birçok bir sürü, bir sürü şey var faktör var. Biz sadece istatistiklere Doğru. bakıyoruz. Bunlar geçen haftanın bilgileri artık insanlarda baş ağrısı ve yorgunluk ön planda. Ön planda şu yani anda. Yani bir kişi daha önce olmadığı kadar başı ağrıyorsa bu enteresan bir başarsın ve birlikte yorgunluk ve böyle kas ağrıları varsa bu zaten Covid-19'un belirtileri arasında yoktu denmesin diyorsunuz çünkü önümüzdeki haftaya başka bir belirti konuşuyor olabiliriz. Olabiliriz doğru bu ikisi varsa ama bakın tek tek olmayacak. Tek başına baş ağrısı olduğu zaman covid ihtimali %1. O kadar düşük. Hmm. Tek başına yorgunluk covid ihtimali %3. O kadar düşük. Yani bu mesajı verelim ki seyircilerimiz de "Aa ben bugün biraz yorgunum acaba covid miyim?" demesinler. Evet, o kadar da. Bu ikisi birlikte olduğu zaman ihtimal çok artıyor. Bu ikisi birlikte olunca "Acaba covid miyim ben?" diye hemen kendilerini biraz geri plana çekmeleri böyle bir bir iki gün karantinayı alıp bir ne oluyor durum diye bir İzlesinler bakmaları kendilerine. lazım. kendilerine. Aynı Hadi. şekilde koku kaybı da COVID'in e, COVID spesifik belirtilerinden bir tanesi olarak artık hayatımıza geçti. Değil Doğru. Mi? Çağla amcığım, siz de öğrenmişsiniz artık şeyi. Hocam yani. biz her gün burada <gülüyor> <gülüyor> artık Evet spesifik çok önemli. Yani evet. COVID'e özel bir evet. bulgu değil mi? COVID koku kaybı olursa endişe edeceğiz. Bileceğiz ki korona... Evet. Var. Evet. Hele hele koku kaybıyla birlikte ateş olursa, hı hı. ikisi beraber olursa o kişiler kendilerine korona tanısını yüzde koyabilir. yüz koyabilirler. Diyorsun. Başka hiçbir hastalıkta evet. milyonda bir olur. Evet. Bu ikisi birlikte aynı anda olur. Olursa. Evet. Öksürük ve ateşi zaten konuşmuştuk. Şimdi önemli olan 18 yaş. 6 ilk şikayetlere de bakalım istiyorum. Çünkü çocuklarımız daha çok belirsiz geçiriyor. Doğru. Geçirip geçirmediğini nasıl Ve anlayacağız? Çocuklar şimdi bakalım. okula gidecekler, şikayetleri olacaklar. Evet. Dolayısıyla bu ateş kontrolü her yerde var. Evet. Ama esas buradan öğretmenlere, anne babalara bu mesajı verelim. Çocuklarda da aynı büyükler gibi ateş beklemesinler. Bakın çocuklarda da Ateş gördüğünüz gibi %50'nin altında yarısından çoğunda ateş yok. Evet. Çocuklarda ne var en çok yine aynı şey yorgunluk, halsizlik, baş ağrısı. Evet. Dolayısıyla bir çocuk okula şimdi okullar açılıyor dediğim gibi böyle öğretmeni uyanık olacak ateş kontrolü iyi bile olsa çocuk böyle bir halsizse bir köşeye yığıldıysa anne babalar dikkat edecek. Ki çocukların devrilmesi zordur biraz enerjileri Değil çok mi? yüksektir. Böyle bir şey varsa ve birlikte onlarda da baş ağrısı evet. varsa hemen koronadan şüpheleneceğiz, korkacağız. Evet. Çok önemli. İştah e, kaybı da olabilir, e, deli döküntüleri olabilir. Yine boğaz ağrısı, ateş var. Çocuklarda Arası, Arası, ve Arası. yaşlılarda koku çok olmuyor Çağla evet. Koku bulgusu daha çok orta yaş grubunda Lardı. ağırlıklı. Çocuklar nedense çok ondan şikayet etmiyorlar. Bir de... 70 yaş üstü de yine koku az görülüyor. Tamam bunlara dikkat ediyoruz. Şimdi grip mevsimi olduğu için özellikle grip ve korona farklarına bakalım istiyorum hocam. Evet. E çünkü tam biraz burnum aktı hafif de başım ağrıyor işte birazcık boğazım kaşınıyor falan dediğin zaman aslında Aa, grip oldun derdik yani Değil önceden. Değil mi? Şimdi en süren mevsim başladı. Yoksa korona mı diyeceğiz? diyeceğiz? Bunu nasıl anlayacağız? Bunu ayırmanın güzel bir yolu var. İzleyicilerimiz dikkatle takip etsinler. Şimdi tabii grip olunca da Koronavirüs olunca da halsizlik, yorgunluk bir kere var onu baştan evet. söyledik ama bu evet. hafif derecelerde var. Şimdi bundan sonraki bulgu ateş ve öksürük. Şimdi o da hem da var hem influenza da gripte var. Hı hı. Şimdi burada şuna dikkat edecekler bir tablomuz vardı onu getirsin Hemen arkadaşlar. Geliyor. Ee, bir de kahve ile ilgili bir şey söyleyeceksiniz galiba değil mi hocam? Evet, onu merak evet, ediyorum asıl. Daha pratik şimdi, görüntüler gelsin arkadaşlar. İsterseniz evet kahveyi söyleyelim. Tamam önce onunla Demin başlayalım. Demin kokudan bahsettik ya evet. koku diye. Şimdi insanlar bazen diyorlar acaba koku bulgum gitti mi? Var mı yok mu şüpheye düşüyorlar. En kolay test kahve. Kahve. Ne evet. Nasıl yapıyoruz? Hemen kahveyi, kahveyi ko kokluyoruz. Kahveyi kokluyorlarsa koku yerinde demektir. Kahve kokusunu alamıyorsa artı bir de ateş varsa Covid geldi, demek. geldi demektir. Yani bu, bu da bir ipucu olarak akıllarında olsun. Evet. E, hocam hiç belirti vermeden koronavirüs geçirilir mi? Yoksa bazı belirtiler veriyordur da biz çok umursamıyor muyuzdur? E, tabii öyle. Var çünkü gerçekten Yani yüzde yirmisi sadece belirti vermiyor. Yüzde sekseninde belirti var Çağla Hanımcığım. Hı hı. Fakat deminki söylediğim şeye bir tekrar gelmek istiyorum. O influenza ile basit griple. Korona Koronayı nasıl farka? ayıracağız evet, farkına. Evet, Bakın burada şimdi burası Covid. Burası da basit girip. Bakın ikisinde de ne var? İşte öksürük var, bulantı var. Bazen ishal olur ve ateş var. İki grupta da bulgular Hı -hı. aynı. Şimdi Covid olduğunda bulguların çok büyük bir kısmında önce ateş çıkıyor. Hı -hı. Yani bulgular aynı ama sırası değişebiliyor çok büyük bir kısımda. Halbuki influenza ise önce boğazda başlıyor. Boğazda böyle bir öksürük falan yapabiliyor. Hmm. Arkasından ateş çıkıyor. Demek ki izleyicilerimize şimdi ipuçları verdik. Ne dedik? Baş ağrısı dedik. Halsizlik, yorgunluk bunlar önemli dedik. Ve öksürükten önce ateş çıkarsa yine Covid'e gidecekler. Hmm. Ama önce boğazları ağrıyor, evet. öksürüyor. Ertesi gün ateş çıkarsa... Bu daha çok influenza, i̇nfluenza olabilir. Bu da olabilir. ayrımda çok önemli akıllarında tutsunlar. Evet. evet demek ki maske takarsak aslında influenzadan da korunuyor değil olabiliriz mi? değil Zaten mi? Doğru yani evet aşı konusunda da ben bunu söylemiştim. Evet. Çünkü bazı gençler aşı oluyorlar. Hı hı. Onlara dedim ya geçen yıllar olmadınız bu sene daha korunuyoruz ne lüzum var aşı olmanıza gibi. Olmuyor. Hı hı. Ee, ama e, maske aklısınız. bizi aslında sadece Covid'den değil griplerden de koruyacak. Evet. Şimdi hocam yerimize doğru geçin dilerseniz. Ben şuradan şeylerimi bir toparlayayım. Bir sosyal medya sorusu alacağım. Tamam. Koşarak. Koşmam gerekiyor çünkü seyircilerimizi bekletmek istemiyorum. Yaşlanmayı yavaşlatabilir miyiz diye bir soru gelmiş yaşlanmayı yavaş e, tabii kesinlikle <laughs> yavaşlatırız yani. Tamam çok güzel hocam. Çok güzel bir cevap verdiniz. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Nasıl yavaşlatabiliriz? Yani aynı yaş grubunda insanlara baktığımız zaman sahiden bu farkı görüyoruz değil mi? Mesela 60 yaşında biri 70 yaşında gibi görülüyor. Öbürü evet. 50 yaşında gibi görülüyor. Tabii yaşlanmayı yavaşlatmanın sırrı antioksidanlardır. Evet. Yani çünkü bizi yaşlandıran şey serbest radikal dediğimiz ee, vücudumuzda oluşan atomlardan serbest radikaller oluşuyor. Hmm. Nasıl oluşuyor? Havanın oksijeniyle birleşiyor. Bakın demiri dışarı bıraktığınız zaman nasıl paslanır? Paslanıyor demiş. gibi. Paslanıyor ve yaşlanıyor. Vücudumuzda da Havanın oksijeniyle birleşince aynı demir gibi o paslar oluşuyor. Oksidasyon biz bunlara oluşuyor. serbest radikal evet. diyoruz. İşte bizi yaşlandıran şey bu. Aslında bu. Aslında bu. Buna nasıl savaş açıyoruz mesela? Evet, buna savaş açmak için bakın ne dedim? Vücudumuzdaki atomlarımız oksijenle birleşiyor. Yine demir gibi yani. Şimdi biz eğer vücudumuzdaki atomlara bu oksijen yerine fazla farklı bir şey verirsek, Birleşmesi için. O zaman okyzenle birleşmiyor. Serbest radikal oluşmuyor. Hmm. En basit böyle Güzel. anlatabilirim tamam. yani. Peki bu vücudumuzdaki atomlara okyzen yerine ne verelim? İşte bunun adı antioksidan. Hmm. Yani antioksidan bir kişi çok fazla miktarda alırsa, bu onlarla birleştiği için serbest radikal oluşmuyor. Ve bunu anladığım kadarıyla besinlerden alıyoruz tabii antioksidanları. Tabii ki bu antioksidan ve yaşlanma sadece bizim vücudumuzda olmuyor değil mi? Mesela salata yapıyorsunuz evde Çağla Hanımcığım. Yapıyor musunuz salatayı? Evet, tabii ki. Kendiniz yapıyorsunuz. Çok çok seviyorum. Peki salatayı doğradık şöyle güzel Hı. o marulları şunları Hı. bunları dışarıda açık havada bıraktık. Hı. Ne olur şöyle birkaç saat sonra 5-6 saat. Pörsüyor, kararıyor. Kararıyor değil mi? Bakın aynı demir gibi. Evet. Demir nasıl paslanıyor? Bu da paslanıyor. İşte neden salata kararıyor? Çünkü havanın oksijeniyle birleşiyor. birleşiyor Yaşlanıyor. Evet. Biz o salatanın üzerine şöyle limon sıkarsak bazı kadınlar yapar bunu. Evet. Salata kararmaz. Kararmıyor. Avokadoya da sıkarız ya limonu kararmasın diye. Neden? Limonda ne var? Antioksidan. Antioxidan. Mı? Limon antioksidan. antioksidanı verdik mi onunla birleşiyor. Havanın ok yüzeniyle birleşmesini ve yaşlanmayı engelliyor. engelliyor. Biz bunu elmaya sıkarak da birkaç kez burada deneyini yapmıştık tabii hocam. Ki, bir yüzüne tabii ki. Sıkıntı. Demek ki yaşlandıran şey havanın ok yüzeniyle evet. temas serbest radikal. Evet. Şimdi, o bol miktarda antioksidan alacağız. Evet. Şimdi e, neler tüketeceğiz? Şöyle bir bakalım. Düzenli elma tüketmek ortalama yaşam süresini uzatıyor. Bugünün en önemli meyvelerinden bir tanesi elma diyebiliriz evet. değil mi hocam? Evet. Sayiden elma. Elma konusunu Hocam şuradan da bakabilirsiniz. Şunun için çok açmak istedim. Eskiden çok yenirdi elma. Çok. Değil mi Çağlan Yemeklerden hemen sonra annemiz otururdu Aynen soyardı. öyle. Benim rahmetli anacım da otururdu. Onu böyle bir alışkanlık çok yapmıştı. Rahmetli. Güzel soyardı. Yemeklerden. Her halledi. gün her gün mutlaka birkaç elma i̇şte yerdi. Hem elma yani. portakal. Tabii tabii. Fakat elmanın nedense ayrı bir yeri vardır bizim ülkede değil mi? Evet. Belki çok yıllardır, yüzyıllardır yendiği için bizim ülke elma ülkesi değil evet. mi? İşte Amasya'nın misketi elması tabii. var, Karadeniz'in demir elma var, uzun elma var vesaire. Biraz pabucu dama atıldı mı acaba diye düşünüyorum. Pabucu düşünmedim. dama atıldı çünkü bazı Atmayalım meslektaşlarım meyvadan korkuttular halkımızı. Yani işte aman ille kurtlu yiyin, ille şöyle yiyin, birden fazla yemeyin diye. Halbuki... Elmadan korkmayacağız çünkü çok faydalı bir meyve. Bakın şimdi arkadaşlarımız bir grafik gösterdiler. Hemen geliyor. Ona bir bakalım. Buyur. Bakın burada e, insanların Hocam insanların mı? ne kadar meyve yediğini gösteriyor. 16 yıl boyunca takip etmişler 600 kişiyi. Bakın burada görüyorsunuz o kırmızı okla işaretlenen en alttaki kişi, en alttaki çizgi. Hı, hı. En alttaki bunlar yarım elma günde yiyen veya yemeyenler. Hı hı. Bakın 192. aya gelmeden vefat ediyorlar Doğru. gördüğünüz gibi. Evet. Bu ömür süresini gösteriyor. Hı hı. Yukarıda ortadaki çizgi günde bir elma yiyenler. Bakın bir elma yiyenlerde ömür hemen uzamış. uzamış. Ve birin üzerine çıktık, çıktığı sürece ortalama ömür daha da uzuyor. Dolayısıyla benim izleyicilerime mesajım. Bugünden itibaren bir kere mutlaka Meyveyi çok yesinler ama bir elma mutlaka, mutlaka olsun. Mutlaka yesinler. Eski alışkanlığımızı gene kazanalım. Evet, bir süre aslında faydası var. Hepsini romatizmayı, kanseri, ömrü nasıl uzattığını konuşacağız ama kahve gibi zihin açıcıdır diyor hocam. Şöyle bir evet. görseliyle dilerseniz size anlatın. Yapılan Bunun için göre. de yine bir alı araştırma yapıldı. Ve kahvenin de hani kahve nedir çocuklar böyle imtihana girmeden önce böyle kognitif fonksiyon diyoruz. Zihin fonksiyonlarını açıcı olarak içerler kafeinli şeyleri e, ve kahve ile kıyaslandığında elmanın da aynı böyle Zihin açıcı, dinçlik verici bir etkisi olduğu gösterilmiştir. Evet. Bu da çok önemli. Hocam son bilimsel araştırmaları şu anda zaten kaynaklarıyla birlikte sizlerle evet. paylaşıyor. Bunlar yeni yapılan araştırmalar bu arada. Bir de kolesterolle ilgili bir haberimiz var. Ona da bakalım yine elma ilişkisi. Evet, bununla ilgili de şöyle bir çalışma yapmış bilim insanları. Biliyorsunuz kolesterol yüksekliği olunca biz bir kolesterol ilacı veriyoruz şeyi düşürmek için. Genel grup ismi statindir bu. Statin grubu kolesterol ilacı diyoruz. Bu ilaçla acaba bu ilacı almakla elmayı kıyaslarsak hangisi kalp damar hastalıklarından ölümleri azaltıyor diye bir çalışma yapmışlar. Enteresan değil mi? Ee, öyle Yani şimdi ilaçla bir diye. elmayı kıyaslıyorlar, evet. elma yemeği Ve sonuçta çalışmanın sonucunda şunu görüyorlar ki Günde bir elma ama tabii böyle haftada bir değil düzenli bir düzenli elma olarak. yemek kalp hastalıklarından ölümleri bu statin grubu kolesterol ilacı kadar engelliyor. Üstelik Müthiş. de ne oluyor o ilacın yan tesirlerine de maruz kalmamış oluyoruz. Ama şunu hemen söyleyelim bu sakın ola ki hastalarımız... Aa ben ilaç alıyordum bırakayım, bırakayım de elma yerine, yiyeyim, elma yiyeyim değil, demezler tabii ki. mutlaka ama Demez. ben yine de çünkü hocam. bu ilacı doktorunuz verdiyse mutlaka bir hikmeti vardır faydası evet. vardır kullanacaksınız yanına bir de ilaveten elma yersiniz. Mesele böylece olur diyebiliriz. Evet. Hocamızın anlatmak istediği bir görsel var, onu açalım. Hocam burada isterseniz açıklayın burada siz. Burada işte o çalışmanın sonucunu gayet güzel bir şekilde anlatmış çağlancım. Diyor ki biz diyor kıyasladık diyor elma ile statin ilacını ve gösteriyor ki statinle elma aynı işi görüyor ölümleri engelleme evet. açısından diyor ve bu statin şeker hastalığı gibi yan tesirlere neden olabilir. Elma buna da neden olmuyor. O halde hepimiz mutlaka günde bir elma yiyelim. Diye. Bitti mi? Bitmedi. Yine devam ediyoruz elmanın faydalarını konuşmaya. Elma kanser ilişkisi hocam. Evet bu da çok önemli. Şimdi Çağla amcım bakın bu, bunlar Petri kutusu izleyicilerimiz görsünler. Petri kutularının içerisine kanser hücrelerini koyuyoruz. Bunlar hücreleri. kanser hücreleri mi hocam? Evet bakın bu en soldaki sırada siyah siyah olanlar evet. kanser hücreleri. En üstteki iki sıra prostat kanserli bir hastadan alınan kanser hücreleri. Onun altındaki iki sırada meme kanseri. Meme kanseri olan hastalardan alınan hücreler. Şimdi bakın en solda ne kadar çok noktalar var siyah benekler çok, var evet. sol sırada. Çünkü kanser hücreleri fazla. Ondan sonra bu elma kabuğu ekstresi yani biliyorsunuz elmanın en faydalı yer yeri kabuğu, kabuğu ve kabuğun altıdır. Eskiden bilmiyormuşuz, soyuyormuşuz ama artık soymadan yiyoruz direkt. Isırarak. Değil mi? Doğru. En faydalı hali o. Çok haklısınız. Eğer mumlu değilse elma evet. çünkü bazılarını mumlu yolar. Ona da şöyle tırnakla bakılıyor hemen. Evet, mumlu değilse mutlaka soymadan birkaç kez yıkayarak, yıkayarak yemek lazım. Şimdi izleyicilerimiz diyecekler işte ilaç var, şu var, bu var ama teraziye koyduğumuzda. Ya. Yani birkaç kez yıkadığımız zaman elmayı evet, evet. buradan alacağımız fayda bu ilaçların vereceği zarardan çok fazla. Evet, o yüzden evet. lütfen bu ilacı dert etmeden izleyicilerimiz mumlu olmamak kaydıyla elmayı yıkayıp kabuğuyla yesinler, yesinler. korkmadan. Şimdi o grafiği, o şemayı tekrar görelim. Orada şunu evet. gösteriyoruz biz. Elma kabuğu ekstresi o petri kutusunun içerisine konuldukça kanser hücreleri azalıyor. Yüzde iki buçukluk ekstire konulduğunda neredeyse bakın en, üst, şu en anda. sağda bakın en solda benekler evet, çok fazla. Evet, evet. Yüzde, sağdakiler... Bu tarafa doğru artırarak elma ekstresi koyuyor. Bakın en sağdaki şu... sırada neredeyse kanser hücresi hiç Yok, kalmamış. Yok denecek kadar az. Tabii. Çünkü elma Hele meme kanserinde inanılmaz değil mi meme kanserinde yani biz, çok da. Biz hocam daha... burada hep söylüyoruz ama gerçekten mesela bu araştırmaların sonucunu buradan ekranlardan izleyicilerimizle paylaşmalarımız ne kadar önemli. Ben mesela tam biliyorum evet elma kanseri karşı bizi koruyor ama nasıl koruyor dediğiniz zaman ko değil mi? işte cevabı ne kadar etkili olduğunun çok. işte cevabı bu kadar ortadan kaldırıyor. Demek ki hem ailesinde çok kanser vakası olup da acaba bende de olur mu diye korkanlar. Hem de aynı zamanda bir bir şekilde tanı alıp da evet. bununla yaşamaya çalışanlar da ne yapacaklar? Elmadan ayrılmayacaklar. Ömrü evet. uzatır diye zaten en başa kocaman harflerle yazdık. Kalp hastalıkları için faydalıdır, romatizmaya iyi gelir, e, kanseri engelleyicidir. Daha evet. ne yapsın gerçekten artık bundan sonra her gün bir elma kabuğuyla birlikte güzelce temizleyip yemeye gayret edelim diyorum. Edelim. Ve birlikte hocam dilerseniz mutfağa geçebiliriz. Gelmek istersiniz, gelmek istemezsiniz. İstersiniz. Tamam, geldi hocam. Peki sevgili Tuba. Ne yapıyoruz? Evet, ben başladım. Yıktın bizi zaten. Ne koktu Soğan, bu kadar ya? Çok güzel soğanlar, koktu. Soğanlar, ince kıyılmış Acıkınca soğanları yani, kavurdum biraz zeytinyağında evet. sarımsaklarla birlikte. Şimdi patlıcanları ekliyorum. Evet. Yine soğanlar, alacalı doğradığımız patlıcanlar. patlıcanları ekliyoruz. Çok güzel. Sonra? Karıştırıyoruz. Sonra daha sonrasında... Ee, Sarı biberlerden ekliyorum. Evet. Sırasıyla yeşil biber, dolmalık biber. Bu için hazırlıyorsun şu anda anladığım evet, kadarıyla evet. değil mi? Evet, için hazırlıyorum. Ya ne kullanmıştınız? Zeytinyağı. Kullandım. Zeytinyağı. Aa, evet. tamam, vegan bir tarifi yapıyorsun. Evet, evet, evet vegan Bayağı. bir tarif Güzel. yapıyorum. Siz gelirsiniz de yani buraya <laughs> evet. aksini yapmak olabilir mi hocam? <laughs> Kavurduktan sonra tabii en son. Ee, Kavrulduktan evet. sonra maydanozları ekliyorum ki o da böyle hani tamamen içerisinde ölmesin. tam ezilmesin diye ölmesin evet. diye tekrar evet. mantarları ayırdığımız evet. şöyle içlerini ayırmıştım saplarını evet bir İç kenara saplarını ayırdım. yine içine evet. koyuyorum mantarı da ekliyorum evet. bu şekilde zaten beslenmek hocam her zaman aynı şeyi söylüyordum hep de ağırdı ağırlıklı Temizli meyve ağırlıklı, ağırlıklı. beslenmenin. Evet faydalarını bence bir sonraki hafta ya da ne zaman geleceğiniz zaman mutlaka bir kere daha bu vegan beslenme üzerine hocam fikirlerinizi konuşmak istiyoruz yine evet, e, kabuklarını soymadan doğradım domateslerimi ekliyorum evet. evet hocam tava oldukça renkli ve sağlıklı evet, görünüyor evet öyle, sağ... işte demin dediğimiz antioksidanlar aslında değil mi evet. depo oldu yani mantarı, domatesi, biberi, yeşil biberi, kırmızı biberi e, ve baharatlarıyla piştiği zaman ne de olsa bir parça herhalde hocam e, değerini kaybediyorsa da değil mi? Evet ama yine de, yine de. E, çok faydalı. Yani faydalı. antioksidanların bazıları böyle pişmeyle çok kaybolmuyor bile. Hı hı. Yani o yüzden rahat olsunlar. Yeter ki sebze meyve olsun sebze, yani. Sebze meyve ağırlıklı. Evet. Ee, bol bol beslensinler diyorsun. Evet. Tuğba'cığım onu artık yavaş yavaş pişireceğiz değil mi? Şu evet, an onun pişmesini şey. bekleyeceğiz. Doldurmak Daha sonra da gelince içerisine dolduracağım. yine seninle konuşuyor birlikte. Tamam. Ee, ben öncelikle Doktor Murat hocam. Kınıkoğlu hocama bir alkış rica ediyorum. Ağzınıza, yüreğinize sağlık verdiğiniz değerli bilgiler için. Çok çok teşekkür Mersiniz ediyorum hocam. Hocam <gülüyor> <gülüyor> Biz şimdi reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra Profesör Doktor Yeşim Erbil hocamız bizlerle beraber olacak. Guatr Troy taşıma konuşacağız ve aynı zamanda ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in son sağlık durumu ile ilgili bilgileri de sizlerle paylaşacağız. Bizden ayrılmayın. Evet, Çağla ile yeni bir gün devam ediyor. Profesör Doktor Yeşim Erbil hocamızla birlikteyiz. Öncelikle hoş geldiniz. Uzun hoş zamandır e, görüşmüyorduk sizlerle. Nasılsınız? Araya pandemi girdi. İyiyim, Araya teşekkür pandemi ederim. girdi. Neyse yavaş yavaş buluşmaya evet. başladık diyebiliriz. Az sonra bozukluğunun belirtilerine birlikte bakacağız. Hı -hı. Çok detaylı işleyeceğimiz konular var yine aynı zamanda çok merak ettiğiniz için hocamızla mutlaka paylaşacaktır bizimle sevgili Mehmet Ali Erbil'in son durumu ile ilgili son yapılan tedavileri ile ilgili güzel haberler almayı umut ediyoruz diyelim ve birlikte dilerseniz önce bir mutfağa geçelim mutfaktan sonra da konumuza giriş yapacağız evet ben mantarlar yavaş yavaş dolduruldu çok güzel onları Mesela hafif vereceğim. bir öldürdün çok öldürmedin evet anladım. çok öldürmedim Kadarıyla. önce soğanları sarımsağı kavurdum daha sonrasında sırasıyla patlıcanları Sarı biberleri ve yeşil dolmalık biber koydum. Evet. evet. Bu sebzeleri domates. burada çevirmeden koysaydı ne olurdu fırında mesela? Yani hıyır hıyır hepsi kaldırdı? böyle evet biraz Pişmez. zirik. Aslında ama çok uzun süre kalması ha, gerekiyor. Mantar mesela ölür. Mantar ölürdü bu sırada, doğru mantıklı. Evet. Ben tamam, çık. Anlamadım. Bunu da son olarak ekliyorum. Ne yapıyorsun salatalarını falan? Ya yok kendim aslında yemek yapıyorum ama bu tarz böyle ufak tefek He. şeylerle çok pratik yapmadığım için o kadar iyi bilmiyorum. Ama burada öğreniyorum çok şey. Şu şekilde hazırladım. Harika. Ne kadara gidiyor? Ne kadar gidiyor demişim. De, yani ne kadar kalacak yani? Yani yaklaşık 20 dakika 20, 20 dakika. dakika sonra yemeğimiz hazır olacak. Az sonra da diğer yemeğimize başlayacağız. Evet. Biz Profesör Doktor Yeşim Erbil hocamla da yerimize evet. dilerseniz geçelim. Siz önden buyurun efendim. Ve o sırada tiroid bozukluğunun belirtileri ekrana gelsin. Gerçekten bu belirtiler beni sonradan acayip şaşırttı. Çünkü evet. mesela iştah artışı her dendiği şey. zaman ya ben bu ara canım çok yemek istiyor diyebilirsiniz ama kimse Tiroitte kabahat aramaz değil mi? İnsanın aklına gelmez ama gelmesi gerekiyor. Şöyle başlayalım hocam en baştan dilerseniz. Sayayım mı? Şöyle sayayım. Aslında tiroid bozuklukları belirtileri çok geniş Yelpaze'de. Evet. Mesela iştah artışı Artış. dediğiniz zaman... Hani bunun illa bir altında hastalık olması gerekmiyor. Bilmiyorum, Psikolojik da. nedenler, moral bozukluğu ve mutlu olmak için de kişi yemek yemek isteyebilir. Evet. İştah artar. Ama hipertiroidi ise yani zehirli guatr hızlı çalışıyorsa iştahı arttırır. Arttırır yine aynı zamanda. Hipotiroidi ise iştah artmasa bile e, kilo alma eğilimi olur. Hmm. Her sene zaten herkesin bir tiroid fonksiyon testi yaptırmasında, yaptırmasında fayda var. var. Normal düzende bile yiyorsa mesela daha önce yediği gibi yiyorsa ve zaten her zaman aynı şeyleri yiyordum peki niye kilo almaya başladım diye soracak olursa cevabı yine tiroid olabilir. Olabilir. Mi? Onun olabilir. için tiroid fonksiyon testlerine baktırmak lazım. Evet. Ve aynı sene. şekilde kilo kaybı olursa tam tersi. Mutlaka. Terleme, çarpıntı, sinirlilik. Hı hı. E, tuvalet alışkanlığında değişiklik. Mesela sık çıkma. Mı? Sık çıkma, kabuz olma. Hmm. Yani normal periyodunun dışına çıkması. Çıkma. Adet döngüsünde değişiklik. Hı hı. Yoğunlaşma veya e, periyodun uzaması. 3-4 ay adet olamama. Yani her türlü böyle vücutta farklı hissettiği durum olduğu zaman, zaman en basit test tiroid testi bakılmalı. Bakılması gerekiyor. Evet. Çarpıntı, yine saç dökülmesi, saç dökülmesi. Tabii bu olabilir. demir eksikliğinde, D vitamini eksikliğinde de olacağı için demir eksikliği de çok yaygın kadınlarda. Bütün bu belirtilerin büyük bir bölümü demir eksikliğinde de olabilir. olabilir. Bir basit kan sayımı mutlaka her yıl yaptırmak bir de tiroid lazım. fonksiyon testi yaptırmak lazım. D vitamini de çok önemli olduğu için yine D vitamini düzeyine göre Gerekiyorsa takviye almak lazım. Evet. Yazında mutlaka güneşten yararlanıp C evet sentezi e, doğal olarak sentez ettirmeye çalışmamız gerekiyor. Tiroitleri hızlandıran, yavaşlatan yani onların dengesini asıl bozan şey nedir peki? Nerede hata yapıyoruz yoksa genetik mi? Genetik faktörde var ama onun dışında gelişmiş toplumların %80'inde otoimmin hastalık var artık. Etrafından duyuyorsundur. Sadece hashimoto değil, tiroid problemi değil. Kadınların hı hı. yarısında var. Onun dışında miyasteni, romatizmal hastalıklar, egzema, alerji. Bunlarca çok duymaya başladı. Evet. Vitiligo. Evet evet. Bunun muhtemelen nedeni, yapılmış böyle bilimsel çalışmalar olmamakla birlikte yediğimiz, içtiğimiz şeyler, rafine gıdalar, hı. kirlilik, toksinler, ağır metaller. Ee, ve yaşamın getirdiği stres, insanların artık streslerini pek kontrol edememeleri bu otoimin hastalıkları patlattı. Hmm, maalesef. Ee, yine aynı şekilde adet düzensizliği ve sıcağa karşı hassasiyet aslında premenopoz belirtileri olacak gibi görünüyor olsa da... Tiroitten kaynaklanabilir bunlar. Evet kaynaklanabilir. Kemik erimesi çok önemli değil mi hocam? Çok. Kemik erimesi için zaten mutlaka D vitamini o nedenle evet. de çok çok önemli. Evet. Kolajen tabii ki koruyucu amaçla e, alınmalı. alınmalı yani cilt yüz güzelliği amaçlı değil ama kemik e, koruyucu açıdan kalsiyum, evet. magnezyum, D vitamini bunlar çok önemli ama kafaya göre kullanılmamalı hı hı. test yaparak ne kadar ihtiyaç varsa ona göre ona göre destek alınmalı. Alınmalı. Evet mesela diyabet eğilimi olan bir hasta da magnezyum eksikliği görülür çok şeker tüketen bir kişi de diyabet olmasa bile çünkü bir molekül Şekerin metabolize edilmesi için 16 molekül magnezyum kullanılır. Hmm. O nedenle e, magnezyum çok önemli. Kas, hele ki kişinin kasılmaları varsa, kramplar Krampları oluyorsa, varsa. kas eklem ağrıları var ise mutlaka bir magnezyumu ölçüp ona uygun magnezyum kullanmak lazım. Hepsi ne kadar önemli değil Tabii, mi hocam. formları değişik. Yani. Malat Tabii. var, biglisinat var, sitrat evet. var. O nedenle Hangisini kullanacağımızı biz bilemeyeceğimize lazım. göre Tabii değil mi? hekime sorup doktoruna sorup Kullanması gerekiyor Peki kemik erimesi demişken bir sosyal medya sorusu Hemen almak istiyorum Tiroid ameliyatı olduktan sonra kemik erimesi başladı Ne yapmalıyım? Bu beklenilen bir şey midir? Öncelikle onu sorayım i̇şte Aslında beklenmemesi gerekiyor Çok yüksek doz Gereğinden yüksek doz tiroid hormonu Veriliyor ise Kemik erimesi o zaman yapar hmm. Normal yeteri kadar doz Veriliyorsa ee, yaşa bağlı olabilir osteomalazi veya osteoporoz yani kemik erimesi. Hı hı. O zaman da işte kalsiyum, D vitamini, magnezyum alarak bunu en azından durdurmak ve geriye çekmek mümkün. mümkün Buradaki problem çok oldu tabii geçen programda anlatmıştım. İlaç kullanan hastaların hormon dozu ayarları hep TSH'a göre yapılıyor. Tiroid uyarıcı hormondur TSH ve beyinden sentezlenir. Hı hı. İlaçlar T4'tür. Tiroid bezide %90 T4 sentezler. Bunu hep anlatıyorum ben sosyal medyamdan da. Hı hı. Şimdi T4'ü normal olan bir kişi de bazen TSH yüksek olabiliyor. Hı. Yani beyinden sentezlenen hormon. Bunun nedeni beyindeki merkez vücuttaki hormonun normal olduğunu algılamıyor. Yani ileti kopukluğu. Nasıl her şey bu dünyada iletiler kopmuş durumda. Evet. Organlar arasında da, da bir da ileti kopukluğu var. Olur. Streste daha da artıyor bu. Hmm. Kitaplar hep TSH'e göre ilaç ayarlamasını hala öyle yazdığı için fakat dünya değişti artık tabii doğru. O kitapların yazıldığı, kılavuzların evet, çıktığı zaman beslenme bu kadar kötü değildi. Dünyada hmm. bu kadar toksin ve ağır metal yoktu. yoktu. TSH'e bakıp TSH 5 oldu 10 oldu diye ilaç yükseltilince hasta bunu tolere ettiği sürece sürekli dozlar arttırılıyor. İşte o zaman kemik erimesi yapabiliyor. Evet. Yani burada bağlayıcı olan T4. T4. En azından hastalar bunu bilsin panik evet. yapmasınlar evet. TSH'larını yüksek görünce. Önemli bir uyarı oldu. Devam edelim hocam dilerseniz. Karaciğer testlerinde bozulma da görülebiliyor. Yine aynı şekilde tiroid bozukluğunun belirtisi olarak hangi testler bunlar hocam? Tiroid bozukluğunun çok ileri düzeyde olması lazım. <laughs> ALT AST denilen karaciğer fonksiyon testlerinin bozulması için. Zehirli guatr da bozulabilir. Çünkü <laughs> zehirli guatr yani hipertiroidi bütün organları ilgilendiren, hani acil tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. E, kalpten damara kadar, beyin fonksiyonlarına, bağırsak fonksiyonlarına kadar her şeyi bozar. Karaciğer hmm. fonksiyonlarını da bozabilir. Hmm. Bir de zehirli kuatır için kullandığımız o antitiroid ilaçlar yani tiroid hormonu sentezini bloke eden ilaçlar da karaciğer fonksiyon testlerini bozabilir. Hmm. Bir de çok önemli bir test daha var. Herkes bence gidip zaten yaptırıyor bir sürü test. O testleri yaptırırken gamma GT, GGT, Giresun Giresun Trabzon. nedir hocam? Bu test aslında bir karaciğer fonksiyon testidir. Fakat onun dışında bize çok farklı bir şey gösterir. Neydi? Çok basit anlamda vücudun antioksidan kapasitesini ha, gösterir. güzel. Yani vücut evet. o bütün kirli e, maddeleri atabiliyor mu? Atabiliyor mu? E, orada bir yetersizlik var ise gamma Hı -hı. GT, GGT yüksek çıkar. O Hı -hı. zaman hemen zaten beslenmeye falan şöyle bir bakıp, onu düzeltmek gerekiyor. Beslenmeyle mi düzenleniyor daha çok Beslenmeyle, hocam? Beslenmeyle, vitamin, mineral katkılarıyla düzelir tabii Düzelir. Ki. O Peki, alarmı etmeli. Bir başka belirti de kan şekerinde yükselme olabilir. Tabii. Özellikle hemoglobin A1c sağlık ocaklarında da bakılıyor. 3 aylık kan şekeri durumunu gösteriyor. Hı hı. Ee, yani hepimiz de biliyoruz zaten hastalar da biliyoruz. Açlık kan şekeriyle birlikte ona bakıp bir yükselme, üst sınıra dayanma varsa... Bütün beslenmeyi yani bu sadece mesela meyve çok yararlı diye oturup bir kilo meyve yemek olmaz. Tabii. Fruktoz meyve şekeri direkt fazlası evet, karaciğerde evet. yağlanma yapar. Hı -hı. Karbonhidratlar yani yediğimiz bütün ekmek ürünlerini şeker gibi görmemiz gerekiyor. Hı -hı. Her şey dengeli olmalı burada. Evet bir sosyal medya sorusu ile devam edelim yine aynı konuya. Trüyt rahatsızlıkları menopoz döneminde daha mı çok görülür neden? daha çok demeyeyim. Sıcak basması dedik kemik erimesi dedik evet. zaten az önce. Menopoz sonuçta bir e, stres Hı. yaratan bir durumdur vücutta. E zeminde bir otoimmün zemin var ise mesela Hashimoto pat diye patlak verebilir. Vitiligo patlak verebilir. İlla Hı. verecek demiyorum. Çünkü Hı. stres durumudur ama Hashimoto aslında 30 ile 50 yaş arasında daha fazla görülüyor Hı. ve kadınlarda daha Neden çok daha görülüyor. çok kadınlarda görülüyor. Östrojenin etkisi var. E, hormon olarak bir de kadınlarda bağışıklık sistemi güçlüdür yani hücre sayıları da daha fazladır Hı. o nedenle hücrenin hücreye saldırmasıdır ya otoimmün hastalıklar evet, bütün evet. otoimmün hastalıklar kadınlarda daha, fazladır. daha fazla fazla bu bağışıklık sisteminin Güçlü olmasından kaynaklanıyor. O zaman otoimmün hastalıkların menopoz döneminden sonra daha az görüleceğini söyleyebilir miyiz hormonlar hormonların değişeceğini düşünürsek? Yani en pik yaptığı nokta zaten 30 ile 50 yaş arasında evet. daha az görülüyor ileri daha az yaşta. Görülüyor. Peki tiroid hastaları nasıl beslenmeli, nelerden uzak durmalı günün en önemli evet. konusu bence. Şimdi gluten... Glüten içeri her şeyde glüten var, var aslında. Yani hamur işi ve ekmek ürünleri Dediğimizi yani de. beyaz ekmek şeker yemekle aynı şey. Hani o o bilinçle tüketmeleri gerekiyor. İlla hani glütensiz besleneceğiz diye glütensiz ekmek veya glütensiz unla bir şey yapmaktan bahsetmiyorum. Çünkü nişasta var. nişasta da şekerdir. Bir kere miktarları çok azaltmamız gerekiyor. Hmm. Sen de kendi özelinde ekmek de yiyorsundur Her şeyi yiyorsun. Evet, evet. Burada dengelemek lazım. Çok Tabii toplum olarak biz sonuçta hep karbonhidratla, ekmekle büyüdüğümüz için bu alışkanlıktan evet, evet. vazgeçmemiz hani o kadar kolay değil. Ee, ne kadar az yersek o kadar iyi. Diyelim. Bu bir prensip. Bir de uzamış açlığa ben çok inanıyorum ama bu saat kurarak yemek saatim geldi şeklinde değil. Yine bir kendi biyolojik saatimizi dinlememizde fayda var evet. değil mi bir ufak olsa. Çalışma durumuna göre yani Tabii. illa beşten sonra bir şey yemeyeceğiz, altıdan sonra yemeyeceğiz değil ama yiyip yatmamak evet, gerekiyor. Evet, evet. Günün ilk öğününü geç yersek akşam yemeği sonrası arada bayağı bir saat Zamanı olduğu açmış için oluyoruz. uzamış açlık olabilir. Hı hı. Ee, yani kuru yemiş tabi çiğ ama avuç avuç değil. Gluteni çok sınırlamak yani, gerekiyor. Evet, evet. Mümkünse Hani ekmek hiç tüketmemek tüketilecekse çok az miktarda. Hı hı. Çünkü nasıl olsa gün içinde yine bir bulgur yeniyor. Evet. Ee, gluten zaten hani hı hı. alınıyor. Bir şekilde, bir şekilde alıyoruz. Evet. Ekmekle bunu desteklemeyin, mümkün desteklemeyelim. Desteklemeyelim veya işte çok az tüketelim. Protein sebze aslında en ideal beslenme o dünyada da beslenme örgütlerinin puanlayarak yapıyorlar. Akdeniz tipi beslenme, beslenme sebze mi? protein hem kilo kontrolü hem de bütün o hastaların şikayetlerinin geçtiğini zaten kendileri de görüyor. Biz de o besinler anlamda hakikaten müthiş bir zenginliğe sahibiz aslında değil mi Evet, tabi. Mesela tercih şurada tercih yapılan öğünler mesela güzel, ne kadar değil değil güzel. Mi? Tabii. Mahvettim bizi zaten. O vegan konulardan. üstüne isteniyorsa biraz peynir konur ama peynire de dikkat etmek lazım. Yüzde evet. kırkının yağ olduğunu unutmamak gerekiyor. Yine peyniri biraz böyle sütü yoğurdu birazcık masum zannediyoruz ama sorumuz aslında onunla ilgili süt ve süt ürünlerini bol tüketiyorum. Trait hastalığına sebep olur mu diye bir soru geldi. Evet, mesela. olabilir. Bak Olabilir. Şimdi bu besin duyarlılık testleri çok güvenilir değil. Çünkü immün G prensibine göre yapılıyor. Hı. Domates yediğin zaman vücutta domatese karşı immün globulin G zaten oluşuyor. Oluşuyor. Bunu çok özel durumlarda T lenfosit üzerinden yapmak gerekiyor. Ama süt süt ürünleri şimdi yani inek sütleri hani vegan belgesellerinde de anlatıyor zaten. Evet. Yani çok alerjen... Içeriyor. çünkü Doğru, o süt. hayvanlar bol ürün versin diye yemleri ona göre katkı maddeleri var kimyasallar var yani alerjenler var. Sonuçta bize de geçiyor onlar. Evet, Öyle onlar mi? da bize geçiyor. O nedenle ev yoğurdu tamam ama kilo kilo değil. Hı hı. Peynir mayalı olduğu için otoimmin hastalığı olanlarda dokunabiliyor. Ben hep hastalara söylerim e, şarap bira. E, ve peynir. Ben mesela içki hiç içmem, sevmem. Hı hı. E, ama peynir yediğim zaman yüzüm gözüm şişiyor. Aa. Eskiden öyle değildi. Ha. Yani son iki senedir Böyle fazla yiyordum başladı. ama tabii. Yani fazla yediğim için. Ya, yani, hocam Ne kadar yiyordun? Hayır et yerine peynir yerdim ben. Ha öyle. Yani et tüketmezdim. Peynir. Ve sonra e, reaksiyon verdi. Reaksiyon verirdiniz. verdi. Şimdi zaten hem kalori açısından hem de bu mayalı ürün olduğu için hı hı. sınırlıyorum. Hastalarla da sohbet ettiğimde, zaten söylediğimde, a evet. Hakikaten Bende de oluyor. Oluyor yüzük girmiyor parmağıma diyor sabahları Şişkinlik diyor. evet. Çok enteresan ya. Kimse de yani peynirde suç bulmaz öyle değil mi? İşte artık eski ürünler yok. Ne kadar Doğru. doğal da desek Bunu da eskisi buradan anlayabiliyoruz. Değil. Tabii. Kesinlikle. Yani etler de eskisi gibi değil. Hiçbir şey evet. eskisi gibi değil. Peki sürekli diyet yapmama rağmen kilo veremiyorum. Tiroid hastası mıyım diye bir soru gelmiş hocam. Olabilir çünkü Tiroid hastalığında metabolizma yavaşlıyor gerçekten Haşimato'da. <laughs> Ama Haşimato'yu da bir kılıf edinip evet Hashimoto'm var onun için ben kilo veremiyorum dememek gerekiyor. Herkesin metabolizması farklı. 8 milyar insan var. Herkesin evet. parmak izi farklı. Hiçbir Doğru. beslenme uzmanı da bu ay size 5 kilo vermenizi hedefliyoruz bence dememeli. Çünkü moral bozukluğu çok, oluyor. Çok çok hocam, veremeyince. Protein, evet. sebze ağırlıklı beslenip iki öğüne indirilirse miktarlar da ona ölçülü ama evet. rejim, diyet kelimelerini kafadan atmak lazım. Kesinlikle. Şu duygusal açlığa hakim olmak gerekiyor. Asıl ilk bence oraya evet, hakim olmak o. lazım sanki değil mi? Peki az sonra ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili son bilgileri kardeşi sevgili Yeşim Erbil hocamızdan alıyor olacağız. Şu an hangi tedaviler uygulanıyor? Tedaviler ne aşamada? Evinde mi istirahat ediyor yoksa hala hastanede mi? Hepsini hocamıza soruyor olacağım. Ama ondan önce doğru mu yanlış mı sorularımız var. En sevdiğim bölümlerden bir tanesi. Guatr herkeste olur. Bir hastalık sayılmaz. İlaca gerek yok. Yoktur. Doğru mu yanlış mı hocam? Yanlış, eksik diyeyim. Yanlış tamam, diyeyim de. Tamam, tamamlayalım. Guatr tiroid bezinin büyümesi durumudur. E, bu nodülle de büyüyebilir. Difüz dediğimiz hiç nodül olmadan kendi de büyüyebilir bez. Hı -hı. Guatr bir hastalıktır. Hı -hı. Tiroid bezinin büyümesi hastalığıdır, hastalığıdır diyebiliriz. Tiroid bezi... İşte kelebek şeklinde. Evet şurada değil mi? Benim görünmez, çağlanınki görünüyor tabii burada Nasıl aşağıda. Nasıl görünüyor ya? Benim troydum mı görünüyor? Yok gelsem görünür şöyle atsa. 20 gram kelebek tarzında soluk borusunun ben önünde. ne varsa hepsi göründü sadece troy. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o organdır. <laughs> Her evet. Hepimizde vardır ve orkestra şefidir. Çok Kesinlikle. önemli bir organdır. O nasıl yönetiyorsa bütün vücut evet. öyle evet. E, ilerliyor evet. değil mi hocam? E, Guatr sadece ameliyatla temizlenir. Bez tamamen çıkartılır doğru mu yanlış mı? Guatr bezin büyümesi dedik. dedik nodüllü öyleyse. büyüme de olabilir ama her nodül ameliyat edilmez. Çok iyi bir ultrasonla gerekiyorsa biyopsiyle bir kanser kuşkusu varsa ameliyat edilir. Hmm. Veya çok büyür... Bası yapar soluk borusuna, yemek borusuna veya estetik kusur oluşturur o zaman ameliyat evet. edilir. Kanser kuşkusu e, nasıl bir belirti verir peki? Özel bir belirti vermez. Genellikle tiroid kanserleri ultrasonda nodüllerden şüphelenilir. Biyopsi yapılır Aa, o zaman alınır. çıkar. Hmm. E, ama ses kısıklığı bir tiroid kanseri açısından değerlendirilmesi yani. gerekiyor. Hem larynx dediğimiz bölgenin, vokal kortan, hani ses tellerinin ses kısıklığı yapacak kadar tiroid kanserinin gelmesini yani 30 senede 10 tane falan hasta görmüşümdür. Nadir görülüyor çok ender yani. görülüyor. Hashimoto tiroidi en sık görülen tiroid hastalığıdır. Doğru evet, mu yanlış mı doğru, hocam? doğru. En sık. Kadınların yarısında neredeyse. Evet, çok çok fazla. Hashimoto. Peki devam edelim. Guatr sinirlilik ve kilo yapar. Doğru mu yanlış mı hocam? Guatr yapmaz. Bu yanlış. Sinirliliği de şöyle diyorum ben. Sinirlilik direkt tiroid hastalıkları şöyle. Eğer zehirli bu atırsa sinirlilik olur. Ama zaten herkes sinirli toplumda bir Yok. şekilde. Evet. <laughs> Tiroide çok yormamak gerekiyor. Ama diyelim ki bir Hashimoto hastası. Kilo alıyor, veremiyor, çabalıyor. E, kas eklem ağrıları var. Kendini halsiz hissediyor. E, bu hasta ya depresif olur ya agresif olur. Hmm. Yani indirekt bir e, bağlantı var. Bağlantı var yine de. Her kilolu insanda guatr bozukluğu çıkar. Doğru mu yanlış mı? Şimdi tabii yağ dokusu inflamasyon kaynağı olduğu için e, antikorların e, üretilmesi, evet hızlı kilo almak, kilolu al olmak otoimmün hastalıklara zemin hazırlar otoimmün hastalığı bırakın kansere de zemin hazırlar. Hı hı. Kalp damar hastalıklarına da zemin, diyabete de zemin hazırlar. Çünkü Doğru. bütün sistemi bozar. Doğru. Yani damar yatağını pürtüklü hale getirir. Hı hı. Kolesterol gider oraya plak oluşturur. Damar Tıkanıt. tıkanması kalması evet. yapar. Evet. Ee, nodüller elle muayene ile anlaşılır. Doğru mu yanlış mı hocam? Nodülün büyüklüğüne ve kişinin boynunun yapısına göre mesela e, Sende bir de santimlik yok hani elle de bakarım da e, bir santimlik nodül bile olsa, olsa? görülür. E, ama bende mesela bir santimlik nodülü elle e, şey yapmak cilt altı dokusu daha kalın olduğu için pek mümkün, mümkün olmaz. Değil. Kişiden kişiye değişebiliriz. Ki, tabii çapına ve şeyine göre kişinin boyun yapısına, yapısına göre. göre. Dış kuatır daha masumdur, iç kuatır daha sinsidir ve tehlikelidir. Doğru mu yanlış evet. mı? Evet doğru sayılır. İç kuatır halk arasında çok kullanılan bir şey. Aslında gerçek iç guatır yani plonjan dediğimiz aşağıya doğru sarkan guatırdır göğüs kafesinin hmm. içine. Evet evet. Tabii ki ultrasonla değerlendirmek oraya biyopsi yapmak iğne sokmak mümkün olmadığı için bir kanser var ise onu görmek mümkün değildir onun için bütün içe doğru sarkan e, tiroid guatırlara ameliyat önerilir ameliyatla çıkartılır. Peki. Büyük bir bölümü de boyundan yapılan e, kesiyle çıkar. Çıkar. E, tiroid hastalıkları yaşlıların hastalığıdır çocuklarda ve gençlerde görülmez doğru bir bilgi midir hocam? Çocuklarda daha az görülür yaşlılarda da daha az daha çok dediğim gibi 30-50 yaş grubunda pik pik yapar böyle bir eğri düşünün onun dağın şeyi tepesi çıkan tarafı 30-50 ile yaş arasıdır. Peki e, bir soru daha alıyorum çok tuz tüketimi tiroid bezlerini bozar ve hangi tuz diye birazcık da konuşalım evet. tuz konusunu. Tuz tüketimi zaten tiroide gelene kadar kalp damar ve böbrek sağlığı için iyi bir şey değil. Fazla tuz zaten, almak evet. çünkü ona organları yoracağı için hipertansiyona da neden olur. Kardiyoloji ve nefroloji dernekleri de hep uyarıyor bu konuda. Hı hı. Özellikle tiroid hastalığı ya yani tiroidde durduk yerde bozmaz tuzun aşırı tüketimi. Hı. Ama bir zehirli guatr ise hı. daha zehirli hale, hale getirir onu. Zaten ona tabii iyotsuz kullan deriz. Orada tiroidle ilgili olan tuz değildir. Ee, iyottur zaten. Taha. Peki kimler iyotlu kimler iyotsuz kullanacak? Vücudumuzun tuza ihtiyacı olduğunu da biliyoruz. Evet. Hangi tuz tüketmeliyiz Hep tartışmalı bir soru Çok. olmuştur hocam. Şimdi bu endokrinoloji derneğinin de hep söylediği şey Özel durumlar dışında yani zehirli guatr değil ise kişi iyotlu tuz tüketilmeli. Hı hı. Şimdi rafine diye karşı çıkılıyor. Ama hı hı. sonuçta kaya tuzunu, Himalaya'yı siz o şu dönen şeylerin içine koyduğunuz zaman da o da bir işlemden hı hı geçiyor. Hı hı. Yani bir yerden... Kalıp halinde tuz gelmiyor ki çekiçle kırıp da yemeğimize şey yapalım. Hani doğru. tam doğal olsun. Doğru doğru. Bakanlık da şöyle açıklıyor. Plütonyum var, radon var. Hani yapmayın. Hani Hı -hı. devlet denetiminde iyodu ona göre konmuş. Tuzları kullanın diyor. Evet. Onun için normal iyotlu tuz kullanmak gerekiyor. Zehirli guatır değil, değil ise kişi. Ama biliyorsak. tuzu her zaman az kullanacağız. Çünkü zaten %80-90 tuzların içi sodyumdur. Evet. Peki e, hocam e, bu konuyu birazcık e, kapatıp e, sevgili Memet tamam. ile Erbil'in sağlık durumu ile ilgili bilgileri sizden almak istiyoruz. İstiyorsanız buyurun ayakta tamam. konuşalım. Ne kadar boylu olduğunuzu görsünler. Benim ayağımda topuklar var <laughs> biliyorsunuz hiç. Maşallah diyelim. Şimdi dünden bugüne e, özellikle neler yaşanmıştı bir gelelim. Son sağlık durumu ile ilgili bilgileri de sizden alalım. Ben de şöyle mesafemi koyayım evet. Sizinle. Şimdi buyurun. tabii e, pandemi çıktığı için ben daha sezinin. Kızını bile görmeye o gidemedim. Pandemi patladı. Öpüyoruz Onun için görüşmüyoruz. Evde iyi çok şükür. O kök hücre yapılmıştı çünkü. Neden yapılmıştı kök hücre hocam? Bu yıllar boyu bu e, kaçak sendromu nedeniyle hep serumlar almıştı ya. Evet. O serumlar bir şekilde kemik iliğinde hücrelerde değişime tabii zaman içerisinde neden oluyor. Hı hı. Oraları yenilemek, tamir etmek amaçlı yapıldı kök hı hı. hücre tedavisi. Hı hı. E, zaten o 8 aylık hani düşme sonrası geçirdiği şeyleri atlattı yani çok, çok şükür. şükür. Ama tabii çok ağır şeyler geçirdiği için. Ay ee, bir de üstüne şimdi pandemi patladı. Evet. Ama onun her zaman şu an zaten... Şu evde mi tedavisi evde, evde, devam ediyor? Evde. Nasıl bir tedavi uygulanıyor peki şu ya anda? Normal ilaç, ağızdan ilaçları Din, alıyor. Dinlen. Yine o serum, serumların o serumlar zaten ömür boyu alınacak şeyler. Ama yıpratıcı oldu tabii ki. Tahmin kendisine. ediyorum onun için yorucu olduğunu. Hele ki bu kadar enerjik, bu kadar güler yüzü evet. sürekli evet. eğlenmeyi şakalaşmayı seven bir insanın ee, tahmin ediyorum ki evde e, oldukça canı sıkılıyordur ama en azından e, iyiye gittiğini ve Sıkılmıyor. Rahatlık... O, o evde oturmayı mı? çok sever. Aa ne güzel. Hiç sıkılmıyor. Hastanede yatarken de evde de böyle yatıyordum zaten sorun değil diyordu. Yani o düşünülenin tersine çok iyi tolere ediyor evde kalmayı. Seviyor evde olmayı. Ama şimdi yani çocukları mesela ne bileyim ziyarete gelebiliyorlar e, çok mı e, rahat bir şekilde? Yani e, daha e, aralıklı çünkü yani Covid olduğu için onun için de çok tehlike zaten. Şu an değil mi tabii, mesela? Çok tabii, büyük bir tehdit tabii, tabii. diyebiliriz. Yani. Peki aslında biz sevenlere olarak baktığımızda bu görüntüyü gördüğümüzde birazcık endişelenmiştik. Saçları evet. döküldü mü yoksa kendisi mi mesela? Kendisi, ben onu merak kendisi kadı. Bir de o kök hücre tedavisinde bazen hani o tarz şeyler olabiliyor. Ee, kendi şey yaptı kesti peki dökülme e, fazla olunca size daha önce de e, sormuştum şu anda kemik iliği ile ilgili herhangi bir rahatsızlığım var mı yok yani o kemik iliğindeki hücrelerde bir değişim olduğu için o yıllarca immunglobulin G aldığından dolayı Hı -hı. O tamir edilmiş oldu destek tedavisi. Bir de tabii 8 ay yoğun bakımda ondan sonra o kalmıştı. O da şok, değil mi? Tabii. Peki e, önümüzdeki günlerde onu tekrar ayakta daha enerjik belki de ekranlarda görebilecek miyiz? Biz izleyici olarak böyle bir umudumuz var i̇nşallah. ama inşallah tabii pandemi de biterse İş, diyelim Pandeminin de zaten öncelikle bitmesi pandemi lazım. Pandemiyi bir kenara koyarsak evet. eğer. Bir de yani şöyle düşün bir ay ayağı insanın e, alçıda kalsa... Bacak incelir, yürümesinde bile Zorlaşır. zorlaşma olur. E 8 ay şu hastane süreci artık ne yani ekim 8 ay sırf hastane. Bir de sonrasını düşünün. Evet. Doğal olarak tabii ki o kasların güçlenmesi için biraz daha zamana, zamana ihtiyaç var. var. Tabii. Çok çok geçmiş olsun. Sağ diyoruz. Olun. Çok sevgilerimiz, selamlarımızı yolluyoruz. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Ayrıca size teşekkür, teşekkür ederiz ama hemen göndermiyorum. Beraber bir mutfağa tamam. geçelim. Ee, yeni bir <laughs> yemeğimize <laughs> başlayacağız. ne <laughs> patates yapacağız. mercimek patates. kırmızı Hocam, mercimek. Şöyle bir alacağım size. Evet. Buyurun başlayalım Tuba Hanımcığım. Kırmızı Tuba mercimek Hanımcığım. ve e, patateslerimizi <laughs> haşladığımız ve ezdiğimiz <laughs> patatesleri evet. karıştıracağız. Ben bunun içerisine e, zerdeçal, zencefil hem protein hem karbus, evet. karbonhidrat sağlıklı evet. karbonhidrat diyebiliriz tabii. burada haşlanmış olduğu şey. Mesela zencefili çok kullanıyorum. Hmm. Antioxidan Antioksidan onlar evet. çok önemli. Çok evet. Faydalı. Aynı zamanda benim böyle midemde biraz gaz sıkışması oluyor. Evet. O çok iyi geliyor evet. zencefil. Evet, tabii hem evet, ben desem, zencefil hem zencefil. Çok az bir zeytinyağı falan katılıyor mu buna? Evet biraz, biraz da, zeytinyağı katacağım. Öyle haline getirebiliriz. Hocam bu arada size bir arada bir şey sormak istiyorum. Bu guatır, e, haşimato, e, tiroid hepsi böyle bir birbirine karıştırılıyor değil mi aslında? Karışıyor. Tiroid organ. Fark nedir? Şimdi tiroid organ. Evet. Nasıl? Kelebek D dedik burada. Evet dalak diyoruz, karaciğer diyoruz. Organ evet. onlar. Tiroid organ. Evet. Guatır <laughs> tiroid bezinin büyümesi. Büyümesi dedik. Evet, ister nodül olur, olmaz ama tiroid bezinin büyümesi yani guatr bir hastalık. Hı hı. Bir de ne dedin? Haşimato. E Haşimato. Tiroid bezinin hani otoimmün hastalık hücre hücreye e, savaşıyor. Hı hı. Bazı hastalarda hormon sayısı yani yüce sayısı azalıyor, hipotiroidi oluyor. Hmm. O da bir hastalık, Hashimoto. O da bir. Hastalık. Adamın adı, Japon bir bilim adamının e adı. Değil mi? Evet, adamın o. Keşfettiği otoimmün hastalık evet, ve çok sık Peki. görülüyor. Teşekkür, Teşekkür ediyoruz bu açıklamalardan sonra. Evet, Tuba'cığım ne yaptın? Ee, kırmızı mercimekleri haşladım, Hı -hı. E, koydum ve e, patatesleri patates yine aynı şekilde haşlayıp ezdim. Zerdeçal, zerdeçal, Hı -hı. zencefil. Kimyon, karabiber ve tuz ekledim. Yoğurt, Biraz da zeytinyağı. Da da çok güzel olmaz mı? Evet, yoğurda da güzel olur. Şimdi evet. zaten mantarlarımız da pişmek Mantarlar üzere. Mantarlar oldu evet. mu acaba? Bir parça. Daha herhalde birazcık daha. Biraz Şöyle daha görelim. Var. Sonunda zaten göreceğim. Çok çok teşekkür ediyorum. Size de ellerine sağlık. Onu da yaptık artık servis edeceksin değil mi? Evet servis Hocam evet. çok çok teşekkür ediyoruz. Sizi ederim. çok özlemiştik ilk geldiniz. Teşekkür vallahi. ederim. Sağ Sizi buradan hemen uğurlarken ben diğer hemen konuğumu davet etmek istiyorum. Göz sağlığı ve hastalıkları uzmanı operatör doktor Sinan Göker hocam geliyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. nasılsınız? Gayet iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. E ilk olarak akıllı mercek e, hocam. Tam ne demek? Bir açıklarsanız ne kadar e, süredir uygulanıyor şu anda akıllı mercek? akıllı mercek akıllı lens. Evet. E, bu katarak ameliyatında gözün içine takılan hı hı. E, bir lens türü. Oturdunuz mu e, hocam? Oturdum. <laughs> e ne de ne kadar zamandır uygulanıyor? Ben siz diyeyim evet. Siz ben 14 senedir uyguluyorum. 13-14 sene oldu. Ya yani dünyada da 15 senedir falan uygulanıyor. Evet. Ben de o zaman çok yeni başlamıştım. Ee, bunun e, amacı katarak ameliyatta gözün içine bir lens, mercek takılıyor. Hı hı. E, hastalar hep soruyor, yani mercek takılmadan ben katarak olmak istiyorum. Öyle bir şey yok. Çünkü katarak ameliyat dediğimiz ameliyat hastanın kendi merceği, lensi puslandığı için onu alıyoruz. Yerine yeni bir Yenisini lens takıyoruz. Eğer takmazsak hasta 13 numara falan hipermetrop oluyor. Çok eskiden lens yokken böyle şişe dibi gibi e, katarak gözlükleri vardı. E Onlardan kullanmak. kullanmasın diye bu göz içine lens bulundu. E, bu akıllı lens, bu lensler tek odaklı normalde e, ve lensin numaralı tabi. Biz onun numaralarını hesaplıyoruz. Mesela hastada daha önce uzakta bir görme problemi varsa Hı hı. O lensin üzerine numaraları ekliyoruz ve hastanın gözüne taktığımızda uzak sıfırlanıyor hı hı. ama yakına okuma gözlüğü takıyordu hastalar. Bu problemi gidermek için ise işte bu çok odaklı göz içi lensi ilk dediğimiz yani multifokal hı hı. göz içi lensi. Hı hı. Ee, bunun son işte bir senedir akıllı lens diye bir isim bulundu. Yani aynı şey diyebiliyoruz aslında. Aynı o zaman, şey yani. yani işte bu da aslında smart lens yurt dışından geldi bu. Onlar böyle popüler şeyleri çok severler. Hmm. Akıllı lens yani e, bir ara HD lens diye bir şey de çıktı ama o pek tutmadı. <laughs> sonuçta çok odaklı göz lensi ve yaptığı işlevde hastaların yakını da görmesini sağlıyor. Sağlamak aynı zamanda. Şimdi i̇lk başta tabii bir takım yan etkileri vardı. yakın iyi olmuyordu ya da uzak biraz bozuluyordu falan. Fakat bunlar tabii yıllar içinde bu yan etkiler giderildi. Gittikçe teknoloji ilerledi, ilerledi, ilerledi Benim ve noktaya geldik. Bir ve... bir noktaya geldik. Ve de son yıllarda yani son 3-4 senedir ee, başarı oranı çok yükseldi hı hı. ama başarı oranı dediğimiz şey de hasta memnuniyeti sonuç olarak. Hı hı. Yani nedir? Ee, bu lens takıldıktan sonra çok odaklı gözlük lensi akıllı lens takıldıktan sonra hasta uzağı ve yakını gözlüksüz yüzde yüz görmeli. Hı hı. İdeali bu yani. Hı hı. Bu, bu oluyorsa başarılı demektir. demektir. Bu oran çok yükseldi. Çok yüksek diyorsunuz. Ama tabii burada... Neler olabiliyor başka? Şimdi %100 başarı olmazsa yani. %100 başarı olmazsa katarak ameliyatı ile ilgili bir problem çıkarsa bir komplikasyon ameliyat sırasında gözde görme yüzdesi düşük kalabilir. Yani bir hasar olabilir gözde ciddi bir hasar da olabilir. Hatta gözü kaybetme riski dahi var. Çünkü bir göz içi ameliyatı çok çok az bir ihtimal ama dolayısıyla çok dikkatli ve yapılması lazım. Kullanılan teknik FAKO dediğimiz bir teknik. FAKO emisifikasyon. Ee, o tekniği de ben 1990'da getirdim Türkiye'ye. Yani 30 sene oldu. E, ee, avantajı dikişsiz katar kamyatı oluyor. Çünkü eskiden göz geniş kesiliyordu. Dikişler atılıyordu. Hastalar bir hafta falan hastanede yatıyordu. Hmm. Dikişsiz olunca ben o tekniği getirdim. Hasta ertesi gün hop hiç dikiş atılmadığı için kendi kendine yara kapanıyor. Çok küçük bir yerden yapılıyor. Evet. Ve e, bu hakikaten bir devrim yarattı. Hala da şu anda altın standart FAKO dediğimiz teknik. Halk arasında lazer diye biliniyor. Geçiyor. E, dolayısıyla e, ameliyat çok kısa bir ameliyat. Aynı miyop lazer gibi. Egzamer lazer gibi. Yani o 5 dakika sürüyor. Bu da 10 dakika sürüyor. ile uyuşturuyoruz. Ağrı yok. Ne çok kadar etkili sürücü? bir damla. Ne kadar ameliyatlar? Akıllar ameliyatlar zemeli. yani... Benim ameliyatım 6-7 dakika sürüyor ama genel olarak işte 10-15 dakika, dakika sürüyor. Dakika diyebiliriz. Ee, birer birer yapılıyor. İki gözü aynı gün yapılmıyor. Bu genel kural. Çünkü bir hafta arayla mı demiştiniz? Bir hafta arayla olması iyi oluyor. Çünkü şimdi biz e, hedefimiz hastayı bu lensin numaraları bilgisayarla ve özel formüllerle hesaplanıyor. E, ve amacımız hastanın uzak numarayı öyle bir numara takalım ki lensi de tam sıfır yapalım. Çünkü çok küçük bir numara bile kalsa hastayı çok rahatsız ediyor bu çok odaklı lenslerde. Yani 0.75 için hasta bayağı bir şikayet ediyor. Ben işte bu işte yani gözü kullanmak için olduğum gene uzak görmüyorum yakını görmüyorum falan yani 0.75 düşünün. Dolayısıyla çok dikkatli yapılması lazım bu ölçülerin ve hastanın Hı -hı. numarası hiç numara kalmaması lazım. Kalmaması en önemli. Yani 0.25 eksi artı 0.25 çok az da olsa benim hastalarımda da kalırsa %10 15 ihtimalle hı hı. ben bu geri kalan numarayı lazerle Tekrardan. sıfıra çekiyorum 3 ay sonra 3 ay geçtikten sonra sonra tekrar sıfıra evet. çekmeye dolayısıyla hani bu numarayı lazım. birinciyi takıyoruz hı. geriye bir numara kalırsa ikinci gözde onu o sapmayı hesaplayıp onu tam doğru %100 oluyor hı. onun için bir hafta bekliyoruz hı. aslında Güzel. yoksa bir gün sonra da yapılır yani hı. Evet peki dolayısıyla bu Lenslerin e, hakikaten bu işlevi çok iyi yapmaya başladı. Yani yakını görme ve uzağı da yani kişide uzak yakın gözlük varsa katarak ameliyatından sonra bu mercek takılırsa uzak yakın gözlükten kurtuluyor. Hı hı. O kadar iyi oldu ki hasta memnuniyeti çok yüksek. Hastalar katarak olmayan hastalarda e, gözlükten kurtulmak için bize gelmeye başladı. Gerkatan yani olmasına gerek yok da diyebiliyoruz yani. Hemen hemen yok. Yani katarakta hala %100 görüyor mesela Hı. veya kataraktın çok başı var. Ama genel olarak işte 45 yaşın üzerine yapıyoruz. Yani 25 yaşındaki birisine de yapmak istemiyoruz. E şey, tabii e, çünkü lazerle o, o yaşlarda lazer gerekiyor ve o 25 yani 40, 40 yaşın altında yakın problemi olmadığı için yapmıyoruz. Hmm. Bunun avantajı yakını da düzeltiyor. Anladım. Yani Problem çünkü hem yakını hem uzaltı, uzağı düzeltecek tam bir lazer yok aslında. Hmm. Dolayısıyla sadece göz, 40 yaş üzeri gözlükten kurtulmak için de e, bu ameliyat sıklıkla artık dünyada da yapılmaya başlandı. Hmm. Ee, öyle ki hastalar mesela yakında belli bir odağı var bunun. Evet. Ee, orada tuttuğu her şeyi en küçük yazıları görebiliyor. Yani en küçükler ilaç prospektüsleri olur genellikle. Hı. Hastalar ilaç prospektüsünü okutabiliyoruz. Evet. Ee, bir problem ee, şöyle. Şimdi normal hiç kendi lens, orijinal lensi olan mesela 18 yaşında birisinin görmesi yakını. Şöyle mesela genellikle 20 santim yakını odaklayabiliyor ve 20 santimden 20-25, 30, 45, 50 kesintisiz olarak odak yapabiliyor, zoom yapıyor, görebiliyor. Şimdi hedef bu sentetik lenslerde göz içine taktığımız öyle bir şey söz konusu olamıyor tabii. Bir tane oda var çünkü sen plastik, sert bir cisim şeklini değiştirip böyle her yere odak yapamıyor. Teknolojiden dolayı içinde halkalar var, belli odaklarda. Dolayısıyla bu okunma mesafesini ayarlanmış 40 santim. Ee, herkesin normal okuduğumuz evet, mesafesi aslında evet. çünkü kimse böyle okumuyor Tabii yani. Canım. Ama 40 santimin ilerisi yani şu mikrofon durduğu yer mesela 80 santimi hastalar göremiyor. Hmm. İki odaklıysa ondan sonra tekrar uzağa baktığında uzağı görüyor. gene görüyor. Şimdi bazı hastalar ne bileyim mesela markette alışverişe gidiyor raftaki bir şeyin üzerine okuyacak. Veya ev hanımı mesela tezgahta bir şey yapıyor, ince şeyleri görmek istiyor. O uza orta mesafeye orta giriyor. Mesaf, doğru. İşte bazı insanlar bu orta mesafeye de problem olduğu için e, o da geliştirildi yeni bir teknoloji. Üç odaklı lens dediğimiz. Evet, göz içi mercek türlerinden bir tanesi bu herhalde değil mi? Üç odaklı lens. Evet, evet trifokal lens. Hı -hı. Yani bir tek odaklı, bir iki odaklı, bir de üç, üç odaklı. odaklı çıktı. Üç odaklının avantajı orta mesafeyi de gösteriyor. Yani ve de iyi göz. İlk çıktık ilk çıktığında bu üç odaklar 3 3 yıl falan oluyor çıkalı. Yeni. E yeni evet. Ve ilk çıktığında e, tamam 3 odaklı çıktı ama göstermiyor orta. Mesela çok bayağı meşhur bir marka bile Onu, var yani. Allah'ım çıktı o zaman göstermiyorsa. İşte adı yani üç, üç odak teknolojisi diyor. Taktım kaç tane hastaya? Yani görmüyorlar. Gene iki odak görüyor. Öyleydi. Sonra <laughs> bazıları ve çok ışık yansımaları falan yaptı. O sırada ben çok takmadım, izledim yani uzaktan. Yani bir iki hastaya baktım. Fakat şu anda son altı aydır çok yeni bir model çıktı. Ve hakikaten tam istediğim gibi orta mesafeyi gayet güzel okuyor hastalar. Yakını en küçük yazarı okuyor. Yani oradan yakından bir kayıp olmuyor. Çok güzel. Uzağı da gayet güzel görüyor. Evet. Gece ışık parlamasında da ekstra bir problem yaratmıyor. Dolayısıyla artık rutin olarak ben üç odaklı kullanıyorum trifokal dediğimizden lens. Yani görmek kusuru olan her kişiye uygulanabiliyor mu peki bu üç odaklı? Evet yani yaş 45'in üzerindeyse, üzerindeyse ama şöyle yani yakında problem yoksa bunu uygulamanın anlamı, anlamı yok. yok. Çünkü zaten lazerle uzağı düzeltiyoruz. Evet. Problem yakında lazer yakına tam istediğimiz gibi düzeltmiyor lazerle. Anladım. Onun için yakın Hı. problemi olanlara... Veya uzak ve yakın ikisi de olanlara bu lensi uyguluyoruz. Evet aslında bu birazcık da sizin kararınıza göre herhalde değil mi? Çünkü hangi hastaya hangi mercek uygulanacağını mesela nasıl belirliyorsunuz değil evet, mi? Evet tabii. Hastanın da tercihleri olabilir ama sonuçta. Tabii yani şöyle bir kere kişisel bazı farklılıklar oluyor tabii. Herkesin göz bebeği birbirinden büyüklüğü farklı. farklı. Kimisinin mesela 6 milimetre, kimisinin 6,5, kimisinin 7, 7,5, 8 var mesela. Onlar mesela çok rahatsız olabiliyorlar ışıktan. E, bu lens takıldığında. Dolayısıyla ona göre özel bir lens takmak gerekiyor. Veya mesela bir kişi araba kullanmıyor gece. Hı -hı. Fakat yakını da çok net görmek istiyor. Mesela yakını çok net göster, Ekstra net gösteren bir lens var. Ama gece ışık parlaması yapıyor. yapıyor. Ama araba kullanmadığı diyor ki için. diyor benim böyle bir sorunum yok o zaman. Ha Ben önemli evet, değil yakını... diyor. Ben yakını iyi göreyim diyor mesela. Yani. Ona, dolayısıyla kişiye özel bir takım farklılıklar oluyor tabii. Hı -hı. Ee, çok iyi yapılması lazım ameliyatın. Çünkü çok özellikli bir len, ameliyat. Hı hı. Ee, bu ameliyatı ben mesela bana başvuran hastalarımın e, %90'ına bu ameliyatı takıyorum. Yani Retinada bir problem yoksa. Bu ameliyatı yapıyorsunuz. Ama e, bu lensi takıyorum. Hı hı. Ama mesela ne bileyim şöyle söyleyeyim. Avrupa'da %35. Yani %35 35 doktor takıyor. Amerika'da %25 takıyor. Hı hı. Neden? Lens pahalı. Orada bütün e, ameliyatların, paralarını hepsi sigortalar ödediği için e, hastalar da istemiyor. Dok çok pahalıya geliyor falan. E, onun için doktorlar az takıyor. Az taktığı için de daha alışkanlık az. Dolayısıyla şimdi yurt dışından bize mesela lazer için çok hasta geliyordu. Şimdi bu çok odaklı gözcü lensi için Ve özel bir deneyim tabii. Ben çok deneyim kazandım 14 evet, senedir evet. yaptığım için. Yani çok sayıda yani ben kongrelerde falan. Oradaki yabancı arkadaşlara de ben hastaların yüzde 90'ına takıyorum. Hepsi böyle hayretler içinde kalıyordu. Yani nasıl o kadar çok takıyorsun diye. Hı hı. Dolayısıyla e, yabancı hastalar da gelmeye başladı. Sırp bu lensi taktırmak için. Taktırmak için. Taktırmak evet. için. Ee, çok yüksek numaralarda ne yapıyorsunuz peki hocam? Şimdi aslında bu lensin range'i çok geniş. Hı. Yani yani 20 numara miyopları da takabiliyoruz. Hı. Hipermetrop mesela 15 çok yüksek hipermetrop. 15 numara hipermetroplara takabiliyoruz. 7 numara, 8 numara, 9 numara astigmatlara takabiliyoruz. Hmm. Dolayısıyla çok geniş. Çok geniş ve de onlarda tabii çok dramatik bir şey oluyor yani. Adam yani, Müthiş uzak, bir oluyor. yani 20 numara miyop, gözü gözlük yakını göremiyor falan. Ya yani onlarda hakikaten görüntü kalitesi de öyle. artıyor. Evet. Tahmin ediyorum. Peki daha önce mesela kişi lazerle herhangi bir göz operasyonu geçirdiyse de yapabiliyor musunuz? Evet yani daha önce bu miyop egzamur lazer yapıldığı miyop hipermetrop tedavilerinden sonra yapabiliyoruz. Onlara biraz daha özel lensler, farklı lensler kullanıyoruz ama gayet iyi sonuç veriyor. Benim çok çünkü hastam, eski hastam artık yakın problem yaşına geldiği için çok sayıda bu tür hastalar da başvuruyor. Eski lazerli hastalar. Onlara... Bayağı uzun bir süredir yani 10 senedir rahatlıkla yapıyorum. Yapıyorsunuz. Yani. Kimlere yapılamaz diye sorayım. Mesela göz arkasında damarlarda veya retinasında problemi olan kişilere evet. uygun mu? Ee, bir tek o grup var. Yani kişinin görme kapasitesinin yeterli olması lazım. Çünkü bu e, lens tamamen kişinin beyin algılamasıyla çalışıyor. Hı hı. Dolayısıyla... Mesela %50 görme kapasitesi var. Ne bileyim yüzde %20 var. Çok, çok az görüyor. Onlarda da bu lens iyi sonuç vermediği gibi uzak görmeyi biraz bozabiliyor da. Hı -hı. Onun için Hı -hı. o tür hastalara bir takmıyoruz. Ayrıca retinada problem olan makuladejeneransı sarı nokta hastaları. Mesela sarı noktanın çok ileri olmasa bile başlamış mesela ve belli ki ilerleyecek o hastaları da takmıyoruz. Çünkü yakını kişiler... Sarı nokta ile görüyor aslında, Ort, tam orta retinin orta kısmı ile yakını görüyor. E, sarı noktada problem olunca bu lens de Doğru. yakın için takılıyor, evet. daha bile bozabiliyor daha görmeyi, bile onun bozabiliyor. için retina problemi olan hastalara takmıyoruz. E, bu merceği göze mesela uyguladıktan sonra göze uyuşmazsa veya ne bileyim değiştirme durumu gerekiyorsa yapabiliyor musunuz? Evet yapabiliyoruz, yani bana böyle ameliyat olmuş işte bir sürü problem olan hastalar da geliyor. Tabii ee, onları değiştirebiliyorum ama 6 aydan sonra bir yıldan sonra hemen hemen değişmiyor diyebilirim. 6 aydan sonra da biraz zor oluyor. Çünkü Altı aydan lens... sonraki pişmanlık fayda etmiyor mu yani? Etmiyor. O zamana kadar karar vermek lazım ne olacağını. Bir de gene de kolay da bir ameliyat değil yani. Aynı zamanda. Ama mecbursak 6 aya kadar bir sene diyelim hadi değiştirebiliyoruz. Ee, ama şöyle söyleyeyim yani kendi yaptığım ameliyatlardan değiştirmek zorunda kaldığım bir hastam Yani. Belki de bir hasta yani. Evet. Çok nadir görülen bir durum da diyebiliriz. Evet. Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ferdiniz ben değerli bilgiler için biz reklamlara gidiyoruz. Reklamlardan sonra Çağla ile yeni bir gün devam edecek efendim. Bekliyoruz. Evet Çağla ile yeni bir günün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Sevgili Tuğba'nın yanındayız. Çok güzel şeyler yaptı. Stüdyomuz inanılmaz güzel koktu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Neler yapmıştık bir bakalım. Sebzeli mantar olması mercimekli patates püresi. Üstüne pul biberlerini ben süsledim. Lütfen yakından çeker misiniz? <laughs> Reklam arasında. Dedim ki bunun üzerinde bir şeyler eksik. Değil mi? İstediğimiz baharatları da. Evet istediğimiz baharatları da ekledik. Zencefil, zerdeçal, kimyon, çok güzel, karabiber, biber, tuz. Ellerine sağlık. Çok çok teşekkür, teşekkür ederiz ederim. efendim. Harika bir haftanın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine sizlerle görüşmeyi umut ediyoruz. O ana dek lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.